Başlıyoruz. Merhabalar herkese. Ben Yeşiller Parti üyesi Berkan Özyer. Bugün soframızda gıda pestisit başlıklı forumumuzu yapacağız. Genel olarak bir saat konuşmacılarımızı dinleyip bundan sonrasında biraz daha soru cevap üzerine gideceğimiz bir total bir buçuk iki saatlik bir yayın olarak kurguladık. Burada konuklarımız var. Bülent Şık, Defne Koyrürek, Ayşe Bereket, Candan Türkan ve Necla Çelik eşliğinde hem pestisitin yani sahadaki kullanım tarafına dair hem biraz daha etkilerine neden kullanıldığına dair hem ekolojik dönüşüm çerçevesinde nereye oturacağına dair hem bunun üzerine nasıl bir mücadele hukuki ya da sahada nasıl bir mücadele yürüteceğimize dair hem de genel bir ne denir bir ekonomik bir bağlamda, siyasi ve ekonomik bağlamda pestisit genel gıda sistemine nereye düştüğüne dair çok geniş bir çerçevede bu konuyu tartışmaya çalışacağız. Şimdi ben biraz kısa bir giriş yapmak üzerine bu pestisit konusuna değinmek istiyorum. Yani pestisit çok genel olarak işte pest zararlı, isit de öldürme ki genel olarak tarımdaki zararları öldürmek üzerine üretilen kimyasal maddeler tabii ki işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasında biraz daha bu yeşil devrim çerçevesinde yaygınlığı muazzam bir şekilde artan bir uygulama. Yani ot için, böcek için, mantar için vesaire farklı farklı alt başlıklar altında kullanımları olan bir şey. Tabii ki bunun korkunç bir şekilde kimyasal etkileri üzerinden insanlara her türlü yani akut veya kronik etkileri olduğunu sürekli bilimsel araştırmalarla kanıtlanır durumda. Özellikle bu son zamanlarda biliyorsunuz işte Kayseri'de 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın yediği nar üzerinden bir adli tıp raporuyla pestisit kalıntısından ötürü hayatını kaybettiğinin kesinleşmesiyle yeniden şu an biraz daha tartışır olduk. Yani sürekli tartıştığımız şeyi sadece böyle bir çok üzücü hadiselerle hatırlayıp bir anda o tarım sisteminin genelindeki yaygın bir uygulama olduğu için maalesef kısa bir süre sonra gündemden düşüyor. Birkaç sene önce hatırlarsınız bu ıspanak meselesinde çok yüzlerce kişinin Türkiye'nin dört bir yanından zehirlendiği vakalarla biraz daha konuşmuştuk. Oradan zararlı işte pestisit kalıntısı değil zararlı ot denmişti. Fakat bunun yani dünyada da böyle olmakla birlikte Türkiye'de de korkunç bir yaygınlığı var. Bunu sık sık gösteren araştırmalar var. 2 sene önce bir tane Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma vardı. Bölgedeki Bursa civarındaki üreticilere gidip üretim pratikleri, pestisit kullanım pratikleri üzerine yapılmış bir araştırmada. Elma'da ortalama sezonda 11,3 farklı defa pestisit kullanıldığını, şeftalide 10 kez, armutta 12 kez diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani sürekli bitmeyen bir şekilde bir pestisit kullanımının olduğunu biliyoruz. Bunun açılan davaların yasaklanmasına dair şeyler olduğunu biliyoruz. Dünyadaki son yıllardaki en yaygın vaka bu glifosatın yasaklanması üzerine Amerika'da başlayan dava. Oradaki kazanım üzerine Türkiye'de burada seni Özay'ın yürüttüğü bir dava süreci var. İşte istinafa gitti. Tarım Bakanlığı bunun aleyhine yasaklanmaması konusunda görüş belirtti vesaire. Bir yandan giden de bir hukuki süreç de var. Fakat bu esnada olan tabii ki hem yani bunun toprağa, suya, polinatörlere, arı, kelebek vesaire insanlara akla gelebilecek her türlü yaşama dair şeye etkileri olduğunu biliyoruz. Burada tabii en gözden kaçan maalesef ki belki de yani bir canlı yani hayvan hayatının yanında doğaya etkilerin yanında sadece maalesef ki tüketici odaklı düşünmek gibi bir eğilimimiz var. Yani tüketicilere bunun etkisi olduğunda biraz daha bunun gündeme gelmesi gibi bir eğilimimiz var maalesef. Burada en fazla gözden kaçanlardan biri de bizzat çiftçiler esasında. Yani pestisiti kullanıp ilk maruz kalıp en yüksek dozda, en korunmasız bir şekilde bunu kullananlar esasında çiftçilerin kendileri ve burada bir doğru dürüst araştırma da yok. Dünya çapında da doğru dürüst araştırma yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1990'da yaptığı bir araştırma var. Sıklıkla referans verilen odur. Yılda dünya çapında yaklaşık 20 bin ölüm, yani 1 milyon civarı akut zehirlenme, çiftçiler tarafından bahsediyorum sadece. 20 bin civarında da ölüm olduğunu söylemişti. Fakat dediğim gibi burada çok canlı bir ilerleyen bir araştırma süreci olmadığı için dünya tarafındaki trend nedir, nereye gidiyor vesaire falan buna dair bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Burada tabii ki bir yani akademik yayınların üzerine yapılacak faaliyetlere ayrılan fonların
ya da kaynakların, desteklerin falan bütün bu araştırmaların ne yöne evrildiği ile alakalı. Türkiye'de de durum farklı değil, İstanbul'da da durum farklı değil. Bu 2 sene önce bir Greenpeace'in Bülent Hoca ile Bülent Şık'la yaptığı bir araştırma vardı. 90 tane İstanbul'dan süpermarketlerden 30'ar tane işte meyve sebze toplandı. Bunun sonucunda 90'dan yani %15'inde yasaklanmış tedavülden kalmış pestisit kalıntıları çıkmıştı. Yani zararlı olup olmaması bir yana, zararlı olduğu kesinleşen, yasaklanan ve hala kullanılabilen pestisit kalıntıları çıkmıştı. Süpermarketlerde satılan sebzelerde dahi. Böyle bir genel çerçeve var ve buradan nasıl çıkacağız? Buna nasıl mahkum olduk? Pestisit kullanmak zorunda mıyız? Veya işte burada zaten dev bir korku da var biliyorsunuz yani işte insanların marketten aldığında ne yapacağına dair yıka, sirkeye koy, işte yok onu olmaz kabuğunu çıkar falan. Bir domates almak o kadar zor olmamalı hiçbirimiz için yani. Bu çerçevede bu konu etrafında tartışmak istiyoruz. Açılışı da Necla Çelik'le yapmak istiyoruz. Sözü yani bütün konuşmacıları sırayla bırakıp bir 10'ar dakika konuşma arkasından devam edeceğiz. Dolayısıyla Necla bir üretici tarafından da başlayarak bu konuyu anlatmanı rica edeceğiz senden. Pestisitle bir üretim tarafındaki ilişki nasıl gelişiyor? Yani bunun ekonomisi, davranışı vesairesi buyurun söz sende. Mikrofonun kapalı şu an. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor şu an. Teşekkür ederim. Benim ailem bağcılık yapıyor. Her şeyden önce kendimi de tanıtayım. Yaklaşık 50 yıldır bağcılık yapıyoruz ama onun öncesinde de ailem tarım içerisindeydi. Ve ben de işte ailemde bir iş gücü olarak tarımın içerisindeyim çocukluğumdan itibaren. Hani sürekli mi kaldım? Tabii ki tarımla elde ettiğimiz gelirden yaşamak çok da mümkün olmadığı için herkes kendine bir süre bir başka işler bakıyor. Ben de onu yaptım. Yani bir süre tarım dışında çalıştım tabii ki. Ama sonuçta nihayetinde ailemle birlikte işte bağcılık yapmaya gayret ediyoruz. Her şeyden önce sen çok güzel özetledin. Konu böyle yayılım olarak inanılmaz bir alana yayılıyor. İşte doğadan başlıyor. Topluma yayılıyor. Çünkü bu bir beslenme sorununa dönüşüyor. Beslenme sorununa dönüşünce bir tür sağlık problemine dönüşebiliyor. Ya da başka bir açıdan sosyal süreçlerde beslenme bir tür adalet problemine dönüşüyor. Yani bir yerde bir yaprak kımıldasa, yani biz orada ufacık bir işte ne bileyim çapa yapmak yerine ot öldürücü atsak, herbisit atsak ya da pestisit atsak, bütün bu alanlarda birbirini zincirleme izleyen etkilere neden oluyoruz. Yani üreticiler ama bunun ne kadar farkında ya da farkında olsa ne yapacak? Benim asıl size aktarmak istediğim şey bu. Yani ve bunu bir duygu durumu üzerinden yapmak istiyorum. Yani üreticinin duygu durumunu her şeyden önce size aktarmak istiyorum. Çünkü bir tür çaresizlik yaşıyor ve bu çaresizliğin boyutunu, içeriğini ve sonuçlarıyla nelere neden olduğunu ne kadar iyi kavrarsak zannediyorum ki hani bütün bu süreçlerde çözüm yönünde yapacağımız şeylere bir farklı bakış açısı, farklı bir perspektif kazandıracağız ve daha kapsamlı çözümlere ulaşacağız gibi düşünüyorum. Yani özellikle bu üretici olarak, üretici tarafından düşündüğümde ne zaman biz haber olsak, bazen böyle sabah programlarına doktorlar çıkıyor, onlar herbisitten bahsediyorlar ve diyorlar ki, çok basit bir dille tabii, haklılar bir taraftan tabii ama işte kanserle beslenme çok ilgilidir. İşte gidip çapalama yapmak yerine, yabani ota çapayla şey yapmak yerine, uzaklaştırmak yerine, herbisit kullanıyor yani ot öldürücü şey kullanıyor. Böyle arka planda sürekli üreticinin bir taraftan suçlu da olduğu bir yaklaşım var, bir perspektif var. Bunun dışına bizi nasıl çıkarabilir bir bakış açısı? Biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü aynı zamanda mağdur, sadece maruz kalma yani uygularken maruz kalma yoluyla değil, uygularken pestisite ya da herbisite ya da diğer zehirlere maruz kalma yoluyla değil,
bunu uygulamak zorunda kalmak yoluyla da aslında bir tür mağduriyet yaşıyor. Ben size bunu anlatacağım ama öncelikle kim adıma konuştuğumu söyleyeyim. Çünkü çiftçi kim diye sorduğumuzda ÇKS kaydı olan herkes, çiftçi kayıt sistemine kaydı olan herkesi çiftçi olarak kabul ediyoruz Türkiye'de. 2000 dönüm arazisi, işte ne bileyim 5000 dönüm arazisi olan da çiftçi, işte ne bileyim 30 dönüm arazisi olan, işte bizim gibi bir aile de çiftçi, aynı ÇKS'ye kayıtlı. Bu çok ilginç bir sorun çünkü bir taraftan işte ne bileyim 2000 dönüm, 10.000 dönüm arazisi olan bir üreticinin yanında ziraat mühendisi istihdam eden bir üreticiyle benim aynı yere konmam da bir tür sorunu ele alırken, çünkü o kullanmama tercihi yapabilirken ben acaba yapabilir miyim? Bu da bir bakış açısı ve bu da bir problem. Dolayısıyla ben bugün burada kim adına konuştuğumu özellikle söylemek istiyorum. Ben bugün burada küçük üreticiler ya da köylüler adına konuşmak istiyorum. Küçük üreticiler ve köylüler adına konuşurken onları da böyle bir iki kriterle size sunmaya çalışayım. Her şeyden önce iş gücü olarak aile iş gücünü kullanan çiftçilerden bahsediyorum. İkinci olarak da ürettiği ürünün pazarlamasında, satılmasında edilgin olan ya da kendisi satsa bile bunu yerelde satan ve çok kolaylıkla bu satış zinciri kesintiye uğrayacak olan, yani kendi yağıyla kavrulan kısaca diyeyim. Dolayısıyla da hani burada bütün çiftçiler adına konuşamayacağım ve dolayısıyla işte her biri farklı bir yaklaşım gerektirdiği için ve onların içinde bulundukları durumu tam olarak bilemeyeceğim için, örneğin ziraat mühendisi çalıştıran bir büyük üreticinin niçin herbisit kullandığını, niçin pestisit kullandığını ayrıca değerlendirmemiz gerekir. Dolayısıyla ben size küçük üreticilerden, köylü mü dersiniz, ne dersiniz bilemiyorum, onlardan bahsetmek istiyorum ve onlar adına konuşuyorum. Söyleyeceğim her şey onları bağlıyor ve onun dışına çıktığımızda işlerin hiç de öyle olmayabileceğinin farkında olmanızı rica ediyorum. İşte konuşmamak biraz böyle şu anda bir duygu durumunu size aktarmaya, içinde bulunduğumuz şartların bizde oluşturduğu duygu durumunu aktarmaya çalışacağımı söylemiştim. Öncelikle bunun nasıl değiştiğini söyleyeyim. Ben işte çocukken yılın 6 ayını biz bir bağ evinde geçirirdik ve şehre geldiğimizde ben o çocuk halimde şeyi gözlemlerdim. İşte herkes bakkallardan, marketlerden bir şey alıyor ama biz hiçbir şey almıyoruz. Yani işte tuz alıyoruz, şeker alıyoruz ama başka bir şey almıyoruz. Böyle bir kendine yeterlik hali içerisinde yaşıyorduk bir zamanlar. İkinci olarak yine ben annem bana budama yapmayı öğretirken işte ben çok korkardım, işte yanlış dalı keseceğim, öyle olacak, işte sorun yaşanacak falan. Yani annem bana korkma derdi. Yani bir dahaki yıl düzeltiriz. İşte iki tane bir zamanlar benim yaşadığım, dolayısıyla hani çiftçilerimizin bir kısmının da yaşadığını tahmin ettiğim iki durumdan biz çok uzaklaştık. Bir tür kendi yeterlik hali ve kendi ekonomisini döndürebilme, dışarıyla para ilişkisini çok kurmak zorunda kalmayan, bir diğeri de işte ne bileyim hata da yapsan doğa düzeltir, bir dahaki yıl düzeltme fırsatın olur. Dolu da yağsa olabilir, her yıl aynı ürünü almayacaksın, bir yıl daha az alırsın, bir yılda daha çok alırsın. Dolayısıyla bu bir dengelenir, riski taşıyabilen bir noktadaydı bir zamanlar üretici. Ama bu yıllarda, yani son 2000'lerden beridir diyeceğim, hiçbir şekilde hiçbir riski ufacık bir ihtimalle dahi taşıyamayacak noktaya geldi ekonomik açıdan. Çünkü ihtiyaçlar da çok arttı. Artık cep telefonu da almak zorunda bir taraftan. Çocuğunun eğitim masrafları da çokça arttı bir taraftan. İklim krizi artık işte 10 yılda bir, 20 yılda bir dolu
yağdırmıyor. Her yıl iklim krizi nedeniyle yaşadığı kuraklık sorunu, ne bileyim dolu sorunu ya da başka sorunlarla her yıl ürün kaybıyla karşı karşıya, bir taraftan inanılmaz ölçüde ekonomik anlamda sıkışmış durumda. Ben buna bir, bu konuşmanın akışını nasıl yapayım diye bakarken haberleri de taradım. Benim tabii bütün çalışma alanım olmadığı için entelektüel olarak konuyla değil, daha çok haberler üzerinden ve içinde yaşadığım deneyim üzerinden sizinle yapıyorum bu paylaşımları. Biraz haber taradım. Örneğin bu DV'de bir haber var. Haberi aldım önüme. Türkiye çölleşiyor mu başlıklı DV haberi. 62 yaşındaki Diyarbakırlı çiftçi Mehmet İlhan Doğan, damlama sulama yapacak imkanım yok. Vahşi sulama çoraklığa neden oluyor, iklim değişikliğinden dolayı ürünler tarlada çürüyor. Bu böyle çok güzel bir özet. Yani bu beni de anlatıyor, bu Diyarbakır'daki insanı da anlatıyor, bu benim komşumu da, sebzecilik yapan komşumu da anlatıyor. Ya da başka bir şekilde çözmeye çalışılıyor. Şeftali, önceleri şeftali bahçesi varken tanıdığım yaklaşık 20 yıllık bir çiftçi var. Yaklaşık 20 yıllık tarım yapma sürecini biliyorum. O işte yaşadığı ekonomik sorunları, ürününün para etmeyişini ikide bir yeni ürün koyarak, yeni ürün yetiştirerek. Örneğin ahududu haberlerde moda oluyor. Gidiyor ahududu yapıyor. Sonra başka bir şey moda oluyor. Gidiyor onu yapıyor. En son şu anda Trabzon hurması yapıyor olduğunu duydum. Ve hiçbir şeyinin yatırımının ekonomik birime ulaşma çağı gelmeden, çünkü oradan şey elde edemiyor, gelir elde edemiyor. Yeni bir şey yaparsa, işte onun fiyatının daha çok olursa sorununu çözeceğini düşündüğü bir süreç yaşıyor. Ben bir şekilde cebimizden çıkan paranın kaydını tutuyorum. Yani bizim her yıl cebimizden çıkan bir para var sonbaharda ürün elde edebilmek için. Ve diyorum ki işte şu kadar nakit şuraya verdim, bu kadar nakit buraya verdim. Dikkatini çekerim, bu bir maliyet değil. Çünkü orada ne bileyim kullandığım tarım aletinin eskimesi yok. Ya da benim iş gücüm de yok. Aile iş gücü de olsa benim iş gücüm de yok. Cebimden çıkan paranın kaydını tutuyorum. Cebimden çıkan örneğin 10 liraysa elde ettiğim gelir 10 lira. Yaklaşık son 5 yıldır böyle. Biz Tekirdağ'daki bağcılar olarak evvelsi sene korona başladığın yıl, yani sonbaharda ilkbaharda korona başlamıştı. Ondan hemen önceki sonbaharda üzümümüze verilen fiyat 2 liraydı. Geçen yıl korona var dediler, 1.80'e düşürdüler. Bu yıl aslında hiçbir fiyat vermeden satın aldılar. Yani şu anda biz birçoğumuz üzümümüzü sattık ve fiyat, ne fiyat verileceğini bilmiyoruz. 2 lira mı verecek? Çünkü işte geçen yıl, önceki yıl 2 liraydı ama 1.80'e düşürdü. Şimdi belki 2'ye çıkartacak, 1.80 üzerinden hesaplayacak. Belki 2.20'ye çıkartacak. Yani gelinen noktada bir, zaten cebimden çıkan nakit parayı geri alıp alamayacağım kaygısını yaşıyorken ben onu hiçbir şekilde öngöremez duruma geldim. Çünkü sattığım üzümün parasını alıp alamayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan iş gücü yardımı da alıyoruz. Yine kendi ailemden örnek vereyim. İş gücü olarak bize komşularımız geliyor ve dolayısıyla aslında bir tür sohbet ve sürekli iletişim ortamımız da var. Ve onlar da aslında durumları biliyorlar ve bize soruyorlar, ne oluyor, ne yapıyorsunuz ve ne yapacaksınız diye. Tabii ki hepimiz bırakmayı düşünüyoruz. Yani bizim ailede artık bundan vazgeçebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde gelir elde edemiyorken çok yıpratıcı bir süreç. Yaptığımız tarım, bağcılık tarımı üstelik çok da ağır bir tarım biçimi. Bize söyledikleri, evet, herkes, konuştuğumuz herkes, çünkü onlar başka başka yerlere de gidiyorlar. Konuştuğumuz herkes bize bırakacağını söylüyor diye, bize gelen işlerimiz. Örneğin şöyle yapıyorlar. Biz, işte gündelik 120 liraydı burada gündelik işçilik. Onlar, biz sizden işte bir yıl içerisinde daha çok para kazanıyoruz sizin bu anlattığınız haliyle ise eğer, diyor. Evet, o zaman gerçekten onlar bizden daha çok para kazanıyor. O zaman ben ne yapmalıyım, gidip işte gündelik işçilik mi yapayım? Hani aslında duruma bakarsam böyle. Ve bir taraftan sömürdüğümüz, çünkü 120 lira ne ki? Ben gidip 120 liraya çalışmam bir yerde.
sömürdüğümüzü düşündüğümüz işçiler bize dönüp bizden daha çok, yani bir tür sömürü içerisinde ücretini az tuttuğumuz işçiler dönüp bize biz sizden daha çok para kazanıyoruz diyebiliyor. Onun da durumu zaten belli. Ya böyle bir sıkışıklık içerisinde ve örneğin dün akşam ya da evvelsi akşam ana haberlerden birinde, perşembe akşamı ana haberlerden birinde soğan üreticisi işte bunu anlatıyordu. Yani maliyetimi kurtaramıyorum derken ve bu yıl her yıl, bu her yıl sonbaharda çok farklı farklı bölgelerden size aktarılan hikaye böyle bir hikaye. Yani maliyetimi kurtaramıyorum derken bu gerçekten fiili olarak böyle. Gerçekten maliyetimi kurtaramıyor. 10 lira kazanıyorken cebinden 10 lira harcıyorken cebinden nakdi olarak gelecek yıl 9 lira alacağım, 8 lira alacağım ve bu yıl bizim tercihimiz artık yapmamak. Yani bu işi bırakmak. Yani ve bu çok çeşitli nedenlerle oluyor. Sadece ekonomik. Necla, çok özür diliyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Biraz toparlamanı rica edeceğim. Tamam. Hemen toparlıyorum. Bölmek istemedim hiç ama. Yani yine geçenlerde bunun çok çeşitli nedenlerle oluyor. Bu yine geçenlerde Trakya'da Ergene Havzası'ndan gelen haber şuydu. Oradaki çiftçilerin çok büyük bir bölümü, bir belediyenin başkanının zannediyorum konuşmasını haberleştirme yapmışlar. Ergene'nin neden olduğu zehirlenme etrafını kirlilik nedeniyle işte çiftçiler bırakıp Çorlu'ya taşınıyor. Orada işte fabrikalarda çalışmaya başlıyor diyor. Bu noktada çok minik bir şey anlatmak istiyorum. Komşum olan sebze yetiştirip pazarda, Tekirdağ pazarında satan komşum bütün bu sorunların içerisinde ürünü hastalanıyor, ürün alamıyor. Ürün alabilmek için hala çiftçilik yapacaksa eğer inanılmaz çare aramak durumunda. Hastalıkları için çare aramak için bir olanağı ya da bir çıkışı yok. Nereye gidiyor? İlaç bayiine gidiyor. Çünkü ilaç bayii deniyor ya onlara, tarımsal ilaç bayii. Orada çünkü ziraat mühendisiyle sadece karşılaşabiliyor. Ziraat mühendisi zaten o zehiri ona satarak prim alıyor. Ve ona şikayeti şu: ben gidiyorum oraya bir şey almak için, bana 10 tane başka bir şey öneriyorlar ve onu satıp bir bana geri döndürüyorlar. Bırakmak istese dahi, yani zehir kullanmayı bırakmak istese dahi, diyelim ki buna olanakları var, ekonomik ya da başka riskleri göze alabiliyor diyelim. Organik tarım zaten ayrıca konuşulmalı. Bitiriyorum hemen. Bırakmak istese dahi nasıl bilgiye ulaşacak, sorunlarını nasıl çözecek, kiminle neyi tartışacak, bu konuda da bir yardımcısı yok. Tek ulaşabildiği ziraat mühendisi, tarımsal ilaç şeyleri, tarımsal zehirleri satan bir bayide ve bu onun için daha büyük bir çıkmazı gösteriyor. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Necla. Gerçekten böyle bir şimdi sahada olup biten neyin ne için ne kadar nasıl yapıldığına dair söylediklerin çok kıymetliydi. Buradan sonra biraz da Bülent Hoca'ya, Bülent Şık'a geçmek istiyorum. Kendisi malum gıda mühendisi, akademisyen, kitapları ödüllü, pek çok araştırma yapmış bir insan. Bu konudaki en önemli gıda mühendisliği ve pestisit konusundaki uyarıları yapan, düzenli yazılar yazan hocalarımızdan bir tanesi. Bülent Hocam, buyur, sana da yine bu gıda sistemindeki etkileri üzerine pestisitler hakkında söz sende, buyur. Tamam. Herkese tekrar merhaba. Bizi bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kısmını yakından tanıdım, bir kısmını işte sosyal medyadan tanıdım. Çok sayıda arkadaş var. Tekrar merhaba. Ya yani Necla Hanım, bence hani çok dramatik görünen ama son derece gerçekçi bir tablo çizdi. Bu geçtiğimiz Perşembe günü birkaç gün önce çiftçilik yapan bir arkadaşımla uzun bir sohbet yaptım. İşte Antalya'da Söğüt, Korkuteli Söğüt bölgesinde çiftçilik yapıyor. Çok verimli bir bölgedir orası ve yayladır. Yayla olduğu için mesela bir takım zararlılar, ürün zararlıları açısından daha korunaklı bir bölgedir. Öyle bir noktadayım ki dedi, son birkaç yıldır hiç para kazanamıyorum dedi. Yani 100 lira yatırıyorum, 100 lira bana dönerse kendime şey hissediyorum, hani geçtim kardan, iyi ya iyi, aman yani işe devam edebileceğiz noktasında görebiliyorum dedi. Mevcut sistemin bu şekilde gidebiliyor olmasının en önemli etkenlerinden bir tanesinin
yurt dışından gelen göçmenler, mülteciler olduğunu söyledi. Onların çok ciddi bir ucuz emek gücü oluşturduğunu söyledi ve o sayede çok bölgede, pek çok bölgede bir işte sürekliliği var dedi. Bunları dikkate almak gerektiğini söyledim. Ben yani Necla Hanım çizdi o çaresizlik, çiftçinin içinde dolu çaresizlik tablosunun çok yaygın olduğunu söyleyeceğim. Antalya'dayım ben. Antalya işte Türkiye'de hani işte modern tarım dediğimiz bu kimyasal pestisit, işte mekanizasyon vesaire. Onun hani belki bir numaralı yeridir, kentidir. Ama burada da mesela yıllar içerisinde çeşitli toplantılara gittiğimde çiftçi örgütleriyle veyahut da işte Kumluca bölgesinde örneğin tam bir domates ihracat üssüdür Türkiye'de. Büyük miktarda tarım zehri, pestisit kullanılır. Ya mesela çiftçi sağlığı üzerine bir söyleşiye gittiğimizde ben meselenin çiftçilerin bu toksik kimyasallara nasıl maruz kaldıkları, ne kadar ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya olduklarını anlattığımda hiç şey yaşamadım mesela. Ya hani böyle bir tepki. Aksine bu çaresizlik duygusu daha da büyüyor çünkü şeyi fark ediyorum. Yani o kadar çıkışsız bir durumun içinde ki çiftçiler. Yani bu parası olan için de böyle. O tabii biraz daha hani esnek, en azından adapte olabiliyor. Ama işte geçimlik tarım yapan, bütçesi düşük olan veyahut da ektiği diktiği şey işte ancak hani kendi kendini döndüren çiftçilik gerçekten önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'de çok çok ağır bir krizle karşı karşıya kalabilir. Krizler derken şunu da belki vurgulamayın. Çok önemli ve çok sık duyduğum bir şey Antalya'da. Biz hani çok güvencesiziz. Yani işte demin Necla Hanım söyledi. Çok ortak bir duygu kanaatimce. Yani işte bir yağıştır, bir doludur, işte dondur vesairedir. Hani tarım sonuçta bir belirsiz bir faaliyettir. Yani bir açıdan zanaattır, bir açıdan içinde yaşadığımız coğrafyaya, ekolojik şartlara son derece bağımlı bir faaliyettir. O kadar ciddi bir herkes kendi bütçesine göre küçük çiftçi küçük bütçeyle, büyük olan büyük bütçeyle bir yatırım yapıyor. Ondan sonra en küçük bir beklenmedik hava olayı ki sıklığı epeyce arttı hepimizin malumu. Alt üst oluyoruz diyor mesela. Yani bir şey yok. Tamamen zarar noktasında kalıyoruz diyor. Bu bir sorun. Tabii pestisit sorunu bunun hani bu sorunun işte bir yapbozun parçalarından bir tanesi. Mesela bir Berkan işaret etti. Çeşitli çalışmalar var ve bu çalışmalarda insan sağlığına, doğal hayatın sağlığına, çiftçi sağlığına zararlı bir takım pestisitlerin tespiti söz konusu ve birbiriyle konuşan çalışmalar. Yani mesela benim yaptığım çalışma, işte Ege Üniversitesi'nin yürüttüğü bir başka çalışmada benzeri bir bulguya rastlıyoruz. Bakanlığın açıklamaları sadece aykırı duruyor. O Türkiye'deki genel problemin %1'in altında olduğunu söylüyor yıllardır Tarım Bakanlığı ama saha çalışmaları gerek çoklu pestisit kalıntılar, yani bir üründe birden fazla sayıda pestisit kalıntısı olması, gerekse hani mevzuata aykırı, yani aslında insan sağlığına doğrudan zararlı olduğunu düşünebileceğimiz ürünlerin bazı çalışmalara göre 1/4, bazılarına göre 1/5 civarında olduğunu gösteriyor. Bu anormal bir oran gerçekten. Şimdi bunu mesela biraz kurcaladığımda neden yani insanlar bu kadar çok pestisit kullanıyor? Yani bir domatesin içerisinde niye 8 tane tarım zehri kalıntısı var veya bir elmada niye 13 tane pestisit çıkıyor? Ya da daha kritik bir örnek, çok güncel bir örnek vereceğim. Şu an Avrupa Birliği'ne ihraç edilen asma yapraklarında, salamura asma yapraklarında 17 tane pestisit kalıntısı çıkan var. Yani bu şu demek, üzümde olağanüstü yüksek pestisit kullanımı söz konusu. Şimdi ben bunu mesela çiftçilere sorduğumda aldığım yanıt şu. Yani klasik anlatı işte bir tarım zehri bir zararlıya karşı kullanılır ya da bir hastalık durumuna karşı kullanılır denilir. Ama artık sistem o kadar güvencesiz bir noktada ki tarımsal üretim sistemi herhangi bir etkenden kaynaklanabilecek problem ortaya çıkmadan bir tür koruyucu sanki önlem alınıyormuş gibi bir yaklaşım var. Yani işte A pestisiti şu durumu karşı kullanılır. O durum olacak olmayacak hiç öyle bir mesele yok. Kokteyl halinde bu tarım zehirleri kullanılıyor yaygın olarak ne yazık ki böyle. Tabii doğal olarak ürünlerde de kalıntı yüksek çıkıyor. Onun yarattığı başka sorunlar var, sağlık sorunları falan. Şu nokta çok önemli. Genelde hani bana en çok hani karşı karşıya bu tip toplantılarda veya söyleşilerde karşılaştığım sorun. Ya işte üreticiler ayrı üretiyor. Biz tüketiciler işte zehirli olanı yiyoruz. Onlar ayrı ekiyor, dikiyor. Böyle bir tabloyla
inanın hiç karşılaşmadım. Yani belki yapan vardır, bütün bütüne söyleyemem ama bu sistemin bir tarafında üretici, bir tarafında tüketici yok. Eğer bu tarımsal üretim sistemi, evet, iklim krizine neden oluyor, biyolojik çeşitlilik kaybına neden oluyor, ciddi bir halk sağlığı sorunudur vesaire vesaire. Ağır zarar yarattı. Zaten Dünya Tarım Örgütü'nün artık raporlarında bile dile getiriliyor ki Dünya Tarım Örgütü muhafazakar bir örgüt. Hepimizin işte ne diyeyim aynı noktada olduğumuzu, yani bir maruziyet söz konusuysa, bir zarar noktasından bakacaksak, üreticinin, tüketicinin bu sistemin bütününden zarar gördüğünü bir kere bir hani bir ilkesel olarak gerçekten savunmamız lazım. Bunu çok önemli buluyorum. Bir diğer nokta, Berkan açılışta söyledi, hani Dünya Sağlık Örgütü bu tip toksik kimyasalların zararına ilişkin bakış açısını değiştirdi. Yani eskiden kronik zarar çok ön plandaydı. Yani işte bu çiftçilere bakıştan söz ediyorum. İşte bu kimyasalları kullanan çiftçiler uzun vadede şu rahatsızlıklara yakalanma ihtimali şöyle yükselir falan gibi şeyler. Yani bakış açısı buydu. Oysa akut zehirlenme vakalarının sıklığı epeyce düşünülenden fazla. Mesela son okuduğum bazı yayınlarda dünya genelinde 40 bin civarında çiftçinin bu tarım zehirlerine maruz kalmaktan ötürü akut zehirlenme, yani anlık ölüm yaşadığına ilişkin raporlar var. Bu çok yüksek bir şey. 40 bin dünya genelinde az bir sayı gibi görünebilir ama öyle düşünmeyelim. Muazzam bir yaygınlığı var bu kimyasal maddelerin. Bir de tabii bu bir paket, yani tarım zehri bir üretim, yani bir üretim sisteminin içinde yer alan paket, paketin içinde yer alan şeylerden bir tanesi. Bir diğeri işte mazottur, bir başkası gübredir, bir başkası hibrit tohumdur. Bütün o paketle çiftçi aslında anlaşmalı bir şekilde bu sistemin içerisine dahil olabiliyor. Aile çiftçiliği, küçük çiftçilik, evet, dünya genelinde hala her 10 insandan 6'sı bu şekilde hayatını idame ettiriyor. Ama mesela bizim ülkemize baktığımızda sürekli bir erozyon var, yani bu aile çiftçiliği, küçük çiftçilik bağlamında baktığımızda ciddi bir erozyon var. Ben şey noktasındaki çaresizliği çok, yani kendim de çok düşünüyorum açıkçası. Ya çiftçi ne yapabilir hani? Yani işte siz niye tarım zehri kullanıyorsunuz demek çok, yani çok kaba bir yaklaşım olur. Bunun bir mecburiyet, bir zorunluluk olduğunu önce hani gerçekten öyle bir, yani cepte tutmak lazım. Bu bir mecburiyet, gerçekten öyle sistem, yani şu anki sistemin doğurduğu bir mecburiyet. Ama çözüm noktaları var. Ne yazık ki bu çözüm noktaları, yani bireysel çözümler olarak işe yaramıyor. Yani bir kamusal program gerekiyor. Bu kamusal programı kim uygulayabilir dediğimde Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, iki ana kurum. Biri gıdada, biri suda. Tarım Bakanlığı gıdalarda, Sağlık Bakanlığı sularda. Böyle bir program var mı? Yani tarımda bu zehirli kimyasallar, hani sadece pestisit diye de düşünmeyelim, çok ciddi bir suni gübre kullanımı var işte. Özellikle azot fosfor esaslı gübre kullanımı muazzam boyutlarda ve sular için muazzam kirleticidir her iki elementte. Hani tipik örnek Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunun en önemli etkenlerinden birini oluşturur. Tarımdan gelen azot fosfor kirliliği. Peki bunu çözmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Yani apayrı bir başlıkta ayrı bir oturum yapmak gerekir. Bu agroekoloji, tarımda ekolojik yaklaşımlar. Bu konuda gerçekten muazzam bir akademik literatür var. Yani hiç yokmuş gibi davranılıyor. Gerçekten bunu ben ziraatçı değilim ama çok yadırgıyorum. Problem nerede? Problem, yani bireysel olarak birinin bu işi yapması mümkün. Ama yani güvencesiz şartlara çok açık. Yani siz, ben ekolojik tarım yapacağım, agroekolojik prensiplere tarım yapacağım diyebilirsiniz. Evet. Ama bir zarar gördüğünüzde bu zararı tazmin edecek bir mekanizma ortada yoksa gerçekten başınız dertte. Hemen bitiriyorum Berkan. Bu bir plan dahilinde yürütülebilir ve Tarım Bakanlığı bu planın bence en önemli uygulayıcısı, kurum. Ama ben bir süre Tarım Bakanlığı'nda çalıştım. Yani 1990'da işe başladığımda 30 yıldan fazla zaman geçti. O kadar çok mesela günümüz şartlarında bir agroekolojik plan yapalım ve uygulayalım desek, bu planı uygulayabilecek o kadar çok kurum vardı ki Tarım Bakanlığı bünyesinde 1990'da işe başladığında. Yani ben burada saymakla bitiremem. Zirai Donatım Kurumları, Enstitüler, Devlet Üretim Çiftçikleri, TİGEM, tohum üretimiyle uğraşan, iştigal eden çeşitliler. Antalya'da şu an mesela tarımsal pestisit kullanımına
alternatif olarak öneriliyor biyolojik mücadele. Biyolojik mücadelenin enstitüsü vardı. Ben 91'de Antalya'ya geldiğimde şaşkınlık geçirmiştim. Ne şahane işler yapıyorlar falan diye. Bunların hepsi kapatıldı, lağvedildi. 25 tane YEMSA'nın, Tarım Bakanlığı 25 tane tekrar altın yem üreten fabrikası vardı. Özelleştirildi. TÜKSAŞ vardı, gübre üretimiyle iştigal eden. O da özelleştirildi. Yani bu kurumlar, et, balık, sek vesaire, onları saymıyorum bile yani. Süt Endüstrisi Kurumu'nun İstanbul'daki fabrikasının yerinde şu an bir AVM var. Yani alışveriş merkezi var. Yani bir şeylerin gerçekten ağır bir şekilde tahrip edildiği bir dönemi biz 90'lardan günümüze gördük. Hani evveli de var ama hani kendi kişisel hikayem olduğu için 90'lar diyorum. Şimdi geldiğimiz noktada bu sistemin yürümeyeceğinin farkındayız. Pestisit bunun en iyi kristalize eden örneklerden bir tanesi, yol açtığı zararlarla. Ama yerine kamusal bir şeyler koymak gereğinin de şiddetli bir şekilde farkındayız. İşin içinde olan herkesin en net, en hızlı fark ettiği şey bu. Ama elimizde kurum yok. O zaman bu kurumları oluşturmak durumundayız. Yani yoksa bizim bu sorunlarla işte organik çiftçiliği destekleyerek, yani bu tarımsal inisiyatifler, kooperatifler vesaire, hani o bağlamda söylüyorum. Elbette çok kıymetli buluyorum. Ama yani devede kulaktır hani genel üretimin içerisindeki payları. Bir agroekolojik plan iklim krizi içinde bir çaredir. Önemli bir çareler, yani önemli çarelerden bir tanesidir deyip noktalıyım ben. Çok vakit kalırsa tekrar konuşuruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Yani sizin de dediğiniz, bunun maalesef ki bilinen, bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünmekten başka bir şey yok. Şeyde bir, bu çiftçinin nabza araştırması her sene yapılan orada vardı. Çiftçilere tarlanıza gelen işte böcek ya da zararlı vesaire konusunda nereden bilgi alıyorsunuz sorusuna. Birinci gelen ilaç bayileri. Evet. Yani ziraat mühendisi değil, il tarım, ilçe tarım değil. Zaten bu işi satmakla mükellef olan ilaç bayilerini, zirai ilaç, pestisit bayilerini gidip oradan bilgi alıyorlar. Onlar da zaten doğrudan maksimum şekilde satmak üzere bir yönlendirme yapıyor daha ziyade. Buradan da biraz daha sağ tarafına ve genel bu sorunlara karşı mücadelenin neyin nasıl ve nasıl geliştiğine dair Ayşe Bereket'e bırakacağım sözü. Ayşe de özellikle glifosat, GDO mücadeleleri üzerinden hem sivil toplum hem bu konu üzerine yazıp çizmek hem de saha konusunda çok bilgili biri. Ayşe buyur, söz de sende. Teşekkürler. Ben biraz daha spesifik bir konudan bahsedeceğim. Dünyada en fazla kullanılan pestisit olan glifosattan bahsetmek istiyorum. Biraz glifosat nedir, nereden çıktı, nasıl gelişti, nerede kullanılıyor ve biraz da şu andaki durumdan söz etmek istiyorum. Glifosat nedir? Glifosat olarak duymamış olabilirsiniz belki ama Roundup ya da Türkiye'de yeşil kıran, yeşil ot ilacı, yeşil ot kurutan gibi isimlerle de anılıyor. Bir herbisit. Yani bir ot ilacı. Bu en geniş spektrumlu herbisit. Yani çok sayıda bitki üzerinde etkili. Hem de sistemik bir herbisit. Bu ne demek? Dokulara işliyor. Yani ürünün üzerine sıkılan ürünün dokularına işliyor. Sızıyor orada ve kalıyor. Ve uygulandığı bitkinin sadece yaprağını değil, tamamını öldürüyor. Hem ot mücadelesinde kullanılıyor, yani istenmeyen otları öldürmek için, hem de bitkileri kurutmak için hasat öncesinde kullanılıyor. Hem de bir takım GDO'larla kullanılıyor, yani genetiği değiştirilmiş organizmalarla. Peki hızlıca şimdi nereden çıktı bu glifosat diye bakalım. Çünkü bence bu bir fikir de veriyor, bu pestisitlerin esasında ne tür şeyler olduğunu. Glifosat ilk kez 1950 yılında Silak diye bir ilaç şirketinde çalışan bir İsviçreli kimyager tarafından bulunuyor. Ve ilk kullanım alanı sıcak su sistemlerindeki kazanlardaki ve borulardaki mineral tortuları temizlemek için kullanılıyor. Yani tarımla falan hiçbir alakası yok. Gayet kostik bir madde. Düşünün yani, o tortuları eritiyor. 20 yıl sonra Amerikalı meşhur Monsanto şirketi glifosatın herbisit olarak, yani ot öldürücü olarak patentini alıyor. Ve 4 yıl sonra da ana etken maddesi glifosat olan meşhur Roundup ürününü piyasaya çıkarıyor.
Bu arada kısa bir not olarak Monsanto'yu biraz hatırlatayım. Nasıl bir şirket bu glifosatın herbisit patentini alan şirket? Bu 1901'de sakarin üretmek için Amerika'da kurulan küçük bir şirket. Sonradan pestisit üretimine giriyor ve bir sürü kimyasal madde üretmeye başlıyor. Mesela PCB üretiyor ki bu bir kalıcı kirletici, organik kirletici, bir kok ve sonradan yasaklandı PCB. Arkadan mesela DDT üretiyor ki o da yasaklandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk atom bombaları çalışmalarında Manhattan Project'te Dayton Project diye bir kısmı var o projenin ve orada ilk atom bombalarının tetikleme düzeneğini üzerine çalışma ve bunu bulma işi Monsanto'ya veriliyor. Monsanto bunun başında ve Monsanto buluyor bu tetikleme düzeyini. Yani dolayısıyla atom bombasıyla da çok yakından alakaları var. Hatta bu nükleer çalışmaların yapıldığı tesisi de 86 yılına kadar işletmeye devam ediyor. Ayrıca Vietnam Savaşı sırasından da hatırlıyoruz. Çünkü Vietnam Savaşı'nda Amerikalıların kullandığı Agent Orange denen işte o tarlalara ve insanların üzerine sıkılan ve çok sayıda ölüm ve hastalık ve sakatlığa yol açan Agent Orange'ın en büyük üreticisi Monsanto. Bu arada bir notta 2018 yılında biliyorsunuz Monsanto Bayer tarafından, hani evimize aspirinle, Bepantolle falan giren Bayer tarafından satın alındı. Onun için artık Bayer diye geçiyor. Ben genelde Monsanto demeyi tercih ediyorum ama Bayer oldu artık. Şimdi glifosata geri dönersek 74'te Roundup'ı çıkarıyor Monsanto, piyasaya sürüyor. Fakat 20 yıl boyunca glifosat satışları pek de parlak değil, orta karar gidiyor. Hatta 95 yılında yani işte 10 küsür sene sonra 7. pest, en büyük pest, fazla kullanılan pestisit Amerika'da. Burada enteresan bir şey oluyor. 96 yılında Roundup'ı üreten Monsanto, Roundup'a dirençli genetiği değiştirilmiş organizmalar, yani GDO'ları piyasaya sürüyor. Soya ile başlıyor, mısır, pamuk, kanola, yonca falan gidiyor. Şimdi bu nedir? Bunlar genetiği değiştirilmiş tohumlar, Roundup'a dirençli olarak üretilmişler. Bunu ekiyorsunuz. Üzerine Roundup sıktığınız zaman bunlara bir şey olmuyor. Geri kalan ne varsa ot ölüyor. Dolayısıyla bunlar birlikte kullanılıyor. Ve bunun üzerine Roundup satışları fırlıyor dünyada. Monsanto'nun tabii ilk geliştirdiği GDO'ların Roundup'a dirençli, bu Roundup Ready denilen GDO'lar olması bir tesadüf değil. Bu tamamıyla Roundup üretimini arttırmak üzere yapılan bir tercih. Neyse, biraz süre geçiyor. Geliyoruz 2000 yılına. Monsanto'nun glifosatın herbisit patenti Monsanto'daydı ya, onun süresi bitiyor. Monsanto'nun elinden çıkıyor bu. Ne oluyor? Bas, Syngenta, işte Aventis, DuPont gibi büyük şirketler glifosat üretmeye başlıyor. Bunun yanında orta ölçekli ve küçük no name, yani markalaşma çabası olmayan şirketler de glifosat üretmeye başlıyor. Ve 2016'daki bir çalışmaya göre, tam bakayım sayılara, Amerika'da 750'nin üzerinde, Avrupa'da ise de 40 farklı şirket tarafından 300'den fazla glifosat içeren ürün satılıyor. Ve böylece glifosat insanlık tarihinde en çok kullanılan pestisit oluyor. Şöyle istatistikler var. Hatta Bülent de bir hesaplama yapmıştı. Türkiye'de de benzer bir artış olduğuna dair glifosat kullanımında. Dünya genelinde tarım için ve tarım dışı kullanımı da var glifosatın. Birazdan bahsedeceğim. 94 ile, yani Roundup'un piyasaya çıktığı zamanla 2014 arası geçen o 30 senede 15 misli artıyor. 94'te GDO'ların çıktığı zamanla 2014 arası 15 misli artıyor. Glifosatın herbisit olarak kullanılmaya başladığı zaman
2010'dan 2014'e 30 sene geçiyor. O 30 sene içindeki toplam glifosat kullanımının %72'si son 10 yılda kullanılmış. Yani hızla artıyor, artmaya devam ediyor. Peki bu arada GDO'larla alakası bunun ne kaldı ve ne diye düşünürsek baktığımızda şunu görüyoruz ki glifosatın kullanımında GDO'ların payı %56. Yani yarısından biraz daha fazlası GDO'lu tarım yüzünden kullanılıyor. Ama gerisi GDO'suz tarım ve tarım dışı kullanımları. Ve bu bizi tabii çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de GDO'lu tarım yok. 2010 yılındaki biyogüvenlik kanununa göre Türkiye'de GDO'lu tarım yapmak yasak. Bize sadece hayvan yemi olarak izinli 36 tane var. Onlar geliyor. İnsan gıdası olarak ithalatı da yasak. Dolayısıyla soframıza sızıyorsa bu tamamıyla yasa dışı. O zaman glifosatın GDO'lu tarım dışındaki kullanımına bir bakalım. Şimdi tarımsal kullanımında iki kullanım var. Birisi hasat öncesinde ve hasat sonrasında bitki örtüsünü tamamıyla öldürmek için sıkılıyor. Bu meyve bahçeleri ve bağlarda yapılan bir işlem. Diğeri hasata yakın bir zamanda ürünü kurutmak için ve hasatı hızlandırmak için yapılan bir şey. Özellikle tahıllar ve tohum bitkilerine yapılıyor bu. Mesela baktım ben nelere yapılıyor özellikle. Hani sofranızda bunları bir düşünün. Hani hangi aşamalarda ne kadar sıklıkla yediklerinizi. Mesela buğday, yulaf, mercimek, bezelye, fasulye, mısır, patates, ayçiçeği ve bir zeytinci arkadaşım da söylemişti bana, zeytin içinde. Hasattan önce sıkıyorlar bunu, daha çabuk koruyor, topluyorlar. Ve düşünün bu sistemik, yani dokunun içine giriyor. Hani Berkan'ın dediği gibi başta sarımsağı diyorum, sirkeye koy, işte sabununa cifle bir... Yok, bu bunun içinde. Bu tarım kullanımı. Tarım dışı kullanımında da bu kamu park ve bahçelerinde, hatta özel bahçelerde de istenmeyen otları, hani o kaldırım kenarlarından böyle otlar çıkar, çiçekler çıkar, ben çok severim onları. Onları öldürmek için kullanılıyor. Dün online baktım, glifosat satın al diye, sanırım Roundup diye baktım. Monsanto'nun Roundup'u olmamasına rağmen o ismi kullanmışlar. Online 70 lira verip 1 litre alabiliyorsunuz. Reçetesiz, hiçbir şeysiz. Ve düşünün bunu alıyorlar ve kim bilir nasıl sıkıyorlar. Türkiye'de de ruhsat tarihi 2008'de başlamış, Şubat 2023'e kadar ruhsatlı olarak devam ediyor. Saat olarak, vakit olarak nasıl gidiyorum Berkan? İşte toparlamak iyi olabilir. Biliyorsun, peki. O zaman ben tabii uzun hazırlamışım demek şeyi. O zaman etkilerine bakalım. Şeyin dediği, Berkan'ın dediği gibi işte kuşlara, balıklara, arılara, topraktaki mikroorganizmaya, bunlara direkt etkileri olduğuna dair yayınlar var. Ayrıca bu glifosat kalıcı bir madde. Yani toprağı ve suyu kontamine ediyor ve orada kalıyor. Zaten Amerika'daki yapılan araştırmalarda işte musluktan akan su, ki onların içme suyu oluyor, Amerika'da musluktan içiliyor, glifosat bulunuyor. Bir diğer şey, bu yabani otlar direnç kazandı. Dolayısıyla özellikle 2000'li yılların sonlarına doğru direnç kazandı. Dolayısıyla glifosat kullanımı arttı. Yani daha fazla şey yapıyorlar, kullanıyorlar. O da yetmedi. Bülent'in bahsettiği pestisit kokteylleri yapılmaya başlandı. Bu GDO'larda da çok rahat olarak görülüyor. Eskiden bir tane GDO'ya, bir tane pestisite dirençliyken şimdi böyle kokteyl halinde dirençli yapıyorlar. Bir de son şunu söyleyeyim, bu toksisite çalışmalarına bakıldığı zaman, yani bu ruhsat
öncesi ya da ruhsat yenileme zamanı yapılan değerlendirme çalışmalarında teker teker bakıyorlar maddelere. Yani bu ana etken maddesi mesela glifosat Roundup'ın, başka kimyasal madde var içinde. Onunla etkileşimin ne olduğuna bakmıyorlar. Ya da kokteyl şeylerde yine etkileşime bakmıyorlar. Onu da şöyle düşünün. Mesela siz A ilacı alıyorsunuz. Her zaman aldığınız bir ilaç size fazla bir yan etkisi olmuyor. Bir de B ilacı da alıyorsunuz. O da iyi bir ilaç. Ama bunu ikisini birlikte kullanabilir miyim diye soruyorsunuz. Çünkü aradaki şeyin bir farkı oluyor. Gerisini o zaman ben daha sonraya bırakayım. Teşekkür ederim. Hüzünlü bir son oldu. Daha fazla vakit olsaydı. Bölmeye kıyamadım. Çok güzel anlatıyordun. Buradan da biraz daha yani daha geniş perspektifte biraz daha sistemik olayın ekonomi politiğini konuşmak üzere Candan Hoca'ya sözü bırakacağım. Candan Türkan Özel Üniversitesi Gastronomi Bölümünden. Gıda sisteminin dediğim gibi biraz ya da kentlerin iaşesinin ekonomi politiği üzerine çalışıyor kendisi. Özellikle yakın zamanda Türkçesiyle İstanbul'u doyurmak bir kentin kent iaşesinin ekonomi politiği üzerine bir kitabı çıktı. Kendisi daha ziyade pestisitleri insan ve toprak ilişkisi üzerinden değerlendirmek üzere bir konuşacak. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim. Ayrıca davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük gurur. Ben birazcık insan toprak ilişkisi ve pestisitlerin rolünü düşündüm. Sizden davet geldikten sonra ne konuşsam acaba diye düşünürken. Belli bir pestisit üzerine konuşmak istemedim ya da belli bir bölge üzerine konuşmak istemedim. Onun yerine pestisit nedir ve ne işe yarar diye düşünmeye başladım. Bunun için önce bir pestisitin ne olduğunu tanımlamak lazım diye yola çıktım. Aslında siz bunu Berkan Bey başta söylediniz ama ben tekrarlayacağım. Kısa bir Wikipedia tanımı vereceğim. Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışım. Wikipedia, Türkçe Wikipedia'daki pestisitin tanımı bu. Bu tanımda benim dikkatimi çeken iki unsur var. Birincisi, tanımın belli organizmaları zararlı addetmesi. Ancak bu zararın kime veya neye göre tanımlandığı net değil. Zararlı organizmalar. Kime göre, neye göre? Benim öncelikle bir siyaset teorisyeni olarak, felsefecisi olarak aklıma ilk gelen soru buydu. Kime göre ve neye göre zararlı? Hani zarar burada nedir? Neye zarar denir? Mesela dedim, ağaçtaki elmaları yiyen bir sincap zararlı mıdır? Elmadan para kazanan çiftçi için gelir kaybının neden olacağından, evet. Ancak ağaca herhangi bir hasar vermiyorsa, hatta yediği elmanın çekirdeklerini başka yerlere taşıyorsa, toprağa gömerek ağacın çoğalmasına yardımcı oluyorsa, o zaman hayır. Kısacası zararın kime göre ve neye göre olduğu oldukça önemli. İlk unsur bu. İkincisi, tanımda dikkat çeken pestisitin madde ya da maddelerden oluşan karışım olarak belirtilmesi. Şimdi bu da enteresan. Çünkü amaç zararlıyı engellemek, kontrol altına almak ya da azaltmaksa bunun için tek çözüm madde veya maddelerden oluşan karışım değil. Bunu yapmanın tahmin edebileceğiniz üzere bir sürü yolu var. Ama pestisit ile yapmak, kısacası pestisit, bir amaç için seçilmiş özgün bir araç. Bu önemli. O amacı gerçekleştirmek için başka yöntemler de olabilir, başka araçlar da kullanılabilir. Ama eğer siz pestisit kullanıyorsanız çok özgün bir şey yapıyorsunuz demektir. Peki kullanılıyor olması, daha doğrusu farklı yöntemler ve amaçlar arasından pestisitin tercih ediliyor olması bize insan, toprak, tarım, gıda ilişkisiyle ilgili ne söylüyor olabilir? Sonra bunu düşünmeye başladım. Bu noktada gene ilk unsura dönüp zararlı nedir, kimdir meselesi üzerinden düşünmek gerektiğini tekrar fark ettim. Şimdi tarıma geçişten itibaren, hatta belki daha öncesinde bile insanların yediklerini ya da ürettiklerini başkalarıyla paylaşmak zorunda olduğu tahmin edilebileceğimiz bir şey değil mi? Öyle ya da böyle bu oluyordu. İlla ki o sincap, köstebek ya da işte ne bileyim hani marul yetiştiriyorsunuz, yanında sizin zararlı olarak düşündüğünüz o ekstra bitki diyeyim artık. Bu vardı yani, bu kaçınılmaz bir şey. Toprağa patates gömersiniz, köstebek gelir çıkarır. İşte ağaçtaki elmaları kuşlar, sincaplar, ceylanlar yer.
Mantar gelir, tahılınıza yerleşir. Yediğinizde en iyi ihtimalle kafayı bulursunuz. Ergot'tan bahsediyorum. Gibi gibi. Peki biz bu da ne noktada bu deneyimlere ve bu deneyimlere neden olan organizmaların ne noktada zararlı olarak nitelendirmeye başlıyoruz? Kırılma noktası ne yani? Sadece ne zaman diye sormuyorum burada, ne diye soruyorum. Burada tabii ki benim aklıma ilk gelen şey bodily harm, yani bedeni hasar. Bize, yani insan olarak bana bunu yediğimde bir zarar veriyor mu, bir hasar veriyor mu? Bunu düşünmeye başladım. Bu önemli bir kıstas gerçekten. Toksisiteden bahsediyoruz aslında bir manada. Mesela ergotlu çavdardan yapılma ekmeği yerseniz hani bunu çok net belli sonuçları olabiliyor gibi gibi. Ancak toprağa gömdüğünüz patatesleri sizin eğer çalıyorsa köstebek çıkarıp götürmesi yani çalması böyle bir bedeni hasarı söz konusu etmiyor. Değil mi? Ancak İki şey var burada, durum var. Birincisi köstebekler, bir tane değil, bütün köstebekler sizin işte tarlanın, bahçenin etrafında yaşayan. Bütün patateslerinizi çalıyorlar ve size hiçbir yiyecek bırakmıyorlar. O zaman biz bedensel zarardan bahsedebiliriz. Aç kalıyorsunuz çünkü sonunda. Ama bu da tam yeterli değil aslında. İkinci şart, köstebekler diğer hayvanlarla bir oluyorlar ve tüm yiyeceklerinizi, hatta sizin komşunun da tüm yiyeceklerini çalıyorlar. Böyle hayvanlar isyan çıkarıyorlar yani öyle düşünün bir anlamda. Ve size hiçbir yiyecek kalmıyor. O zaman gene vücutsal zarardan, bedensel zarardan bahsedebiliyoruz. Çünkü işte ortaya açlığın çıkması söz konusu olabiliyor. Yani aç kalmanız dışında aslında bedeni hasardan söz etmek pek mümkün değil bu örneklerde, değil mi? Bu bahsettiğim durumlarda da oldukça istisna. Yani hayvanların dediğim gibi böyle bir isyan çıkarması, insanlara karşı birleşip hani enteresan bir durum hakikaten. Pek olası değil. Fakat bu noktada aç kalmak ve çalmak dedim farkındaysanız. Köstebeklerin patatesleri çalmasından bahsettim. İlginç bir şekilde kesişiyorlardı. Birazcık bizim bu noktaya aslında bakmamız lazım. Bir şeyin çalınabilmesi için o şeyin öncelikle birine ait olması gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Bu biri gerçek kişi de olabilir, tüzel kişilik de olabilir. Yani devlet de olabilir. Siz devlet malını da çalabilirsiniz hepimizin bildiği gibi. Kritik olan aitlik meselesi aslında. Köstebeğin patatesi çaldığını iddia ettiğimizde patateslerin bize ait olduğunu ima ediyoruz. Patates benim diyoruz. Köstebek de benim olanı aldığı, yani çaldığı için zararlı olmuş oluyor. Uzun lafın kısası böyle. Tek mesele bu da değil. Yani köstebeği sadece hırsızlık yaptığı için zararlı addetmiyoruz. Köstebek patatesleri çalarak açlığı, bedensel hasara neden olmuyor çünkü. Ama köstebeğin çaldıkları yüzünden hasat zamanı yeterince gelir elde edemiyorsak o zaman aç kalmaktan söz ediyoruz. Yani ürün aldığı sonucu yeterince para kazanılmıyorsa aç kalınıyor. Özellikle şu an içinde yaşadığımız sistemde. Bu ilişki çok önemli. Çünkü birçok sosyal, ekonomik, politik ilişkiyi ve varsayımı içeriyor. Mesela aç kalmamak için belli bir miktar para gerekiyor. Bu parayı kazanmak için de belli bir miktar ürün üretmek gerekiyor. Ancak bu denklem üretilen ürünün birim fiyatı ile ilgili bize hiçbir şey söylemiyor. Pesisten başladık nereye geldik değil mi? Birim fiyatı arz talebe göre en azından teoride belirleniyor. Üstelik arz arttıkça biliyorsunuz fiyat düşüyor. Oysa çiftçinin hayatta kalması, istediklerini alabilmesi, işte piyasa çalkantısına direnebilmesi, çocuğunu iyi bir okula gönderebilmesi, cep telefonu faturasını ödeyebilmesi, biliyorsunuz bunları. Bütün bunları yapabilmesi için olabildiğince, altını çiziyorum, olabildiğince çok üretmesi lazım. Ama aynı zamanda ne kadar çok üretirse fiyatı da o kadar düşürecek. Şimdi daha çok kazanması için bir yandan maliyetleri de azaltması gerekiyor. Yani birinci ikileme bir tarafa koyalım. Bir de ikinci ikilem var burada. Maliyetleri de azaltması gerekiyor. Bu maliyetlerin içerisinde tabii ki köstebekler ve diğer zararlara karşı direnmesi de var. En önemlisi tabii ki bunları ürünlü kaptırmaması gerekiyor. İşte bunun için de bu düşünce yapısı içerisinde, bu sistem içerisinde pestisit şart. Yani zarar ile kasıt bedensel değil. Bu çok önemli. Biz gıdamızı korumak için pestisit kullanmıyoruz. Önce bunu bir netleştirelim. Bu çok önemli gerçekten. Biz başka bir şey yapıyoruz. Ekonomik kayıba karşı
aslında biz pestisit kullanıyoruz. Bu noktada tabii şunu da atlamamak gerekiyor. Bu yaklaşım içinde ekonomik kayba neden olan her organizma ilişki, şart, zarar. Buna köstebek de dahil olabiliyor, iklim krizi de dahil olabiliyor, tarım işçileri de dahil olabiliyor. Zararlı dediğimiz şey aslında oldukça geniş. Yani eminim birçok özellikle büyük çiftçi için keşke öyle bir pestisit olsa da bütün maliyetleri ortadan kaldırsa, değil mi? Hani koysanız toprağa, o patatesler full çıksa, satsan, inanılmaz para kazansan harika bir pestisit işte size. Yani burada zararlı diye tekrar altını çizeyim. Adettiğimiz şey sadece köstebek değil. Aslında bütün verimi düşürücü, engelleyici her türlü durum, şart, ilişki, organizma. Son olarak şunu da ekleyeyim. Yine bu yaklaşım içerisinde toprak bir kaynak. Kendi başına bir aktör olmaktan ziyade verimli sömürülmesi gereken bir kaynak. Bir kaynak olarak da içindeki verim düşürücü, zararlı organizmalardan arındırılması, maksimum verim sağlayacak şekilde işlenmesi gerekli ki ekonomik kayıp olmasın. Pestisitler ise tam bunun için gerekli. Arındırmak süresi kaybı azaltmak ve verimliliği arttırmak. Şimdi burada durayım bu bağlamda. Bahsettiğim üretim ilişkileri aslında yakından tanıdığımız verim odaklı, sömürücü ve sömürgeci yaklaşımın dışa vurumları. Burada sömürü ile daha doğrusu üretimle elde edilen bir başkası tarafından zorla gaspını kastediyorum. Onu da netleştireyim. Toprakta mikroorganizmalar, bitkiler, güneş, su vesairenin ortaklaşa ürettiğini zorla almak ve bu üretim sürecini gasp edilebilir bir kaynak olarak görmek ve bu ürünleri gasp edenin elindekilerini de daha sonra farklı ekonomik süreçlerle tekrar gasp etmek. Aslında içinde yaşadığımız yüzden bir bağlamda bu. Nitekim bugün soframıza gelen birçok gıda işte tam da bu gaspın ürünü, doğru söylemek gerekirse. Seri gasp hatta belki böyle söylemek daha doğru olur. Gasp ve sömürü devam ettiği sürece pestisitlerin de var olacağını, kullanılacağını, hatta bilinçsiz kullanım sonucu çok daha büyük ekolojik ve ekonomik felaketlere neden olacaklarını söylemek çok radikal değil sanırım. Peki bu ilişkiler pestisitsiz nasıl kurgulanır diye düşündüm son olarak. Pestisitsiz gıdanın sofraya gelmesi ne anlama gelir diye düşündüm. Öncelikle zararlı zararsız ikileminden çıkılmayacağını söylemem gerekiyor. Hala zarardan bahsedebiliriz. Mesela elma ağacını öldüren bir mantar ya da bakteri zararlıdır. Ve bu zararlının etkilerinin baskılanması, sınırlanması, konteyn edilmesi gerekebilir. Kimi durumlarda da bu zararlının öldürülmesi, kimi başka durumlarda da ağacı öldürmeden bir anlamda parazit olarak varlığına devam etmesi anlamına gelebilir. Bu aslında birazcık sizin ne yapmak istediğinize bağlı. Bunun için ilaç veya o zararlıyla baş edebilen, beslenen belki başka bir organizma kullanabilirsiniz. Burada yani şey demeye çalışmıyorum, hani kimyasallar tamamen şeyden çıkacak demeye çalışmıyorum. Eğer bizim amacımız o ağacın hayatta kalmasına olanak tanımaksa bunu o ağaca zarar vereni öldürerek de yapabilirsiniz. Ama o zarar vereni belli şekillerde sınırlayarak da yapabilirsiniz. Farklı yöntemleri var. Yani her hastalığın şeyi ne denir? Devası tek değildir tabii ki, tahmin edersiniz. O nedenle burada geniş düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat zararlı zararsız ikileminden çıkamıyoruz. Biliyorum, süremin sonuna geliyorum. Çok az kaldı. İkinci olarak amaç burada çok önemli. Onun altını çizeyim. Verimi maksimize etmekten çıkmamız gerekiyor. Amaç yaşamak ve yaşatmak olmalı. İnsan böylece üretim sürecine zararlıyı da sınırlayacak ama yaşatacak bir aktör olarak katılabilir. Sadece gasp edici olmaz. Diğer türlü sadece gasp ediyoruz çünkü. Yani emek aslına bakarsanız sınırlı. Toprak, bitki, güneş bir şeyler yapıyor. Biz olanı alıyoruz bir anlamda. Oysa biz çok interventionist değil, çok müdahaleci değil belki ama daha yönetici bir şekilde olaya müdahale olabilirsek, katılımcı olabilirsek belki diyorum. Çünkü gene her şeyin tek bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Belki biz bütün bu şeyi, ilişkiler anı farklı kurgulayabiliriz. Onlara, duruma, bu üretim sürecine belki eşit bir partner olarak katılabiliriz. Bunun üzerine düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Deyip burada aslında daha uzatmayayım, ez cümle diyeyim. Pestisit kullanımı aslında bir dünya görüşünü yansıtıyor bence. Her şeyden önce bir dünya görüşünü yansıtıyor. Bu dünya görüşü maalesef ki toprağı sömürülebilecek bir kaynak olarak görüyor sadece.
ve zararlı ilan edilenleri öldürerek verimi olabildiğince arttırmaya çalışıyor. Ortaya da sadece bir çevre felaketi değil, gaspa, zorbalığa ve sömürüye dayalı üretim ilişkileri ve üretim sistemi çıkıyor. Bu çok kilit. Aynı dünya görüşünün havzaları maden ya da elektrik enerjisi, tohumu sınırlandırılması gereken bir meta, bizleri de sömürülecek iş gücü olarak gördüğünü unutmamamız lazım deyip ben artık lafı kapatayım, susayım. Bu kadar. Çok teşekkürler. Bazen gerçekten böyle saha gerçekler deyip duruyoruz. Bunu yaparken de arkadaki teorik çerçeveyi gözden kaçırabiliyoruz. Dolayısıyla bu anlatımın, aktarımı çok iyiydi. Çok teşekkürler Can Hocam. Deyip son olarak bu turdaki sözü de Defne Koryüreğe bırakacağım. Defne Koryürek hepinizin malumu. Slow Food üzerine uzun yıllar Türkiye'de çalışmış. Fikir sahibi damakların kurucusu. İmece TV'de Ne Yiyorsak Oyuz programıyla özellikle çok sık takip ediyorduk kendisini. Yani biraz daha anladığım kadarıyla bu pestisit konusundaki mücadele yöntemlerine, yani daha hukuki ve işin aktivistliğine dair önerilerde bulunmak üzere konuşması. Buyurun Defne. Öncelikle veteran mı diyorlar bana artık, kıdemli anlamında mı yaşlı mı bilmiyorum. Yani biraz ununu elemiş, eleğini asmış aktivistlerden biri olarak aranıza aldığınız ve fikrimi sorduğunuz için yani müteşekkirim. Burada Bülent varken, özellikle Ayşe varken, ardından bu alanı bize görünür kılan bütün dostlara, onların sıfatında teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır yazılıp çiziliyor. Problemin ne olduğunu zannederim hiçbirimizin bilmediğini konuşmak mümkün değil. Ama Candan çok güzel bir çerçeve getirdi. Mesele sadece pestisit değil, bu bir sistem problemi. Ve bu sistemin bir problem olduğu noktada ben Bülent'in Biyanet'teki bir yazısından size küçük parçalar aldım. Şuraya print şey yapacağım, copy paste usulü küçücük. Evet, gıda güvenliği nedir? Gıda, evet ya, arka arkaya gelince biz okumanız zor ama en altına da şeyi koydum. Bir net linkini koydum ama şu gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda egemenliği konularının karmaşasını belki yan tarafta yakalayıp bir bakmak isteyebilirsiniz. Zira iş oradan çıkıyor diye düşünüyorum. Bizim medeniyetimizin bir sistem olduğu, bunun sisteme dayalı bir problem olduğu üzerinden konuştuğumuz takdirde medeniyetimiz bir gıda güvencesi yaratmak gayreti üzerine kurulu. Onu hatırlatmak istiyorum. Harari sıklıkla tekrar ediyor. Diyor ki yani çok korkunç yıllar yaşıyor olduğumuzu, çok korkunç günler yaşıyor olduğumuzu düşünebilirsiniz. Düşünmeyin. Geldiğimiz noktada bir organizma olarak insanın, bizim türümüzün gıdası, dolayısıyla hayatta kalması güvence altında, bundan daha büyük bir başarı olamaz. Buna bir kere odaklanın. Peki güzel, ama biz gıdamızı, yani her gün bizim varlığımızı sürdürmemizi sağlayacak gıdanın varlığını garantiye alırken gıda güvenliği diye bir başka aşamaya kendimizi taşımak zorunda kaldık. Ve bu sadece pestisitlerle alakalı bir mesele değil. Bunun içerisinde her türlü gıdayı bozan mesele var. Örneğin gözünüz gibi baktığınız incirleri kuruturken onun üzerinde oluşan küf gibi. Ya da bütün bir yıl boyunca kullanacağınız, kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz, üzerine tek bir damla şeyin gelmediği, tarımsal ilacın gelmediği, gölgesini, rüzgarını kontrol etmeye çalışınız ama ölçümlemenizin mümkün olmadığı biberin üzerinde oluşacak küf gibi. Bir sürü katmanda bir gıda güvenliği meselemiz, hem sanıyorum şeyimizin artmasıyla, sayımızın artmasıyla, türümüzün sayısının artmasıyla, hem de gıdanın dolaşım ağlarının oluşmasıyla artan bir şekilde önümüze geldi. Benim fikir sahibi damaklar içerisinde sanıyorum 2009 yılındaydı ilk toplantılarımızdan biri, bütün bir yaz boyunca her hafta toplanarak yaptığımız, nasıl bir gıda istiyoruz konusunda konuştuğumuzda en çok peşine düştüğümüz şeyler bunlardı. Pestisit konuşmuyorduk. GDO zaten henüz konu değildi ufkumuzda. Yani en azından yasası olmadığı için konu değildi. Önleyemediğiniz şeylerle ilgili tartışmanın gereği olmadı. Ama biz gidip de yüzüne gözüne bakabildiğimiz küçük bir üreticiyle ilişkiye girdiğimizde, şehirde yaşayan, tarımı bilmeyen insanlar olarak gıdamızın güvenliğini nasıl koruyacağımıza ilişkin, nasıl tarif etmemiz gerektiğine ilişkin, nasıl bir ilişki geliştirerek daha güvenli, daha hürmetli, daha haysiyetli ağlar kurarak kendimizi de kollayabileceğimizin çözümünü bulamadık. Ama arkasından bütün bu aşamaları
çok tartıştığımız, çok konuştuğumuz neredeyse 10 yılların arkasından bugün geldiğimiz yerde aslında gıda egemenliği konuşmamız gerekiyor. Bunu pestisit üzerinden değil, aslında işin politik atmosferi bağlamında konuşmamız gerekiyor. Çünkü gıda egemenliği dediğimiz zaman iş artık senden, benden, sizden çıkıyor. Bunun politik atmosferi var devrede. Bülent'in cümlelerinden bakarak söyleyeyim isterseniz. Gıda egemenliği, gıdaya erişim hakkını güvence altına alan yaklaşımları tanımlayan, yani işin odak noktasında politik atmosferi ve siyasal karar alma mekanizmalarını da dahil eden bir kavramdır diyor. Şimdi burada problemimiz var. Zira eğer siyasileri devreye sokacaksak, siyasileri birer aktör olarak bizim bizzat her birimizin teker teker gıdasının egemenliği, gıda egemenliği üzerinden konuşur bir aktör haline getireceksek hukukun devreye girmesi gerekiyor. Biz hukuku çok konuşmaz durumdayız. Şu anda aramızda bir hukukçu olmamasının ben acısını yaşıyorum. Ve sadece glifosata karşı dava açanlar adına değil, onların burada olması zaten gerekiyor. Ama yasalarımızı ekoloji odaklı nasıl kuracağımızı konuşurken, aynen Candan'ın az önce söylediği gibi, yani sincabın hakkını elma karşısında, insanın yemek istediği elma karşısında, hayır illa ben yiyeceğim, ben yaşayacağım diyen insanın karşısında nasıl koruyacağımızı konuşmamız gerekiyor. Çünkü gıda egemenliği aslında geniş bir kavram. İnsan odaklı gibi konuşurken aslında ekolojik odaklı konuşmamız gereken bir kavram. Ve eğer bunu yerleştiremeyecek olsak, pestisitten çok öte olan gıda problemlerimizi, güvenlik problemlerimizi, tasalarımızı hiçbir zaman doğru adres edemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda yani şeylerimiz dolu, hikayelerimiz dolu, dolu. Selda, canım Selda, nar yiyerek ölebileceğini rüyasında görseydi bilmeyecekti büyük ihtimalle. Hayatta hiçbirimizin aklına gelmeyecekti. Yeşil yapraklı bir şey yediğimizde salmonella ötesinde bir sıkıntıyla karşılaşacağımız ama ondan da ölebileceğimizi artık biliyoruz. Küften dolayı karaciğerimiz, doğru muyum Bülent, yanlış bir yer işaret etmeyeyim ama karaciğerimizden böbreklerimizin zarar görebileceği, pardon, karaciğerimizin zarar görebileceğini, bir başka şeyden sarılık alabileceğimizi, karaciğerimizi veya böbreklerimizi zedeleyip bunların her birini biliyoruz ve aslında sürekli bir mayın tarlasında yaşıyoruz. Şimdi bu mayın tarlasının adaletle, yani hakkaniyetle ve üstüne de onura da uygun şekilde, yani haysiyetle çözülmesi için hukuku devreye sokmak zorundayız artık. Ve hukukçuların eril bir şey olan, sistem olan şu tapu sisteminden bizi nasıl çıkartacağını ve her kültürde bir biçim ana olarak tarif edilen toprağın dişil varlığıyla nasıl birleştireceğini ve bunun dengesini nasıl kuracağını konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Eksik olmasın Bülent, çok yumuşak, çok dostane, ben 5 yaşındaki çocuk bile anlıyor Bülent'in anlattıklarını, hiçbir şekilde akademisyen gibi gitmiyor. Çıtayı yükseltti Ayşe, bizi evet tapunun ötesinde savaş araçlarının erilliğiyle de yüzleştirdi. Arkasından Candan geldi, daha dişi bulduğumuz tüm kültürlerde toprağın hakkı üzerinden getirdi, koydu. Ve yani küçük çiftçiliğin tanımını bize koyarak, ben de ÇKS'liyim bu arada ama yani ben de küçük çiftçi falan değilim. Sahiden ayrılması gerekiyor küçük çiftçinin yerinin, duruşunun, varlığının ki bütün bu sistemin içerisinde koruyabilirim. Ama küçük çiftçinin bu gıda egemenliği dediğimiz şeyin siyasal varlığının altına yerleşip, hayır, ben yaşayacağım siyaseti deyip yaşa ve yaşat siyasetine geçişte enstrümanlardan biri olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 10 yıllardır verdiğimiz mücadelenin içerisinde, küçük çiftçilerle kurduğumuz ağlar içerisinde hepimizin ağza dolanan neredeyse faşizme inat şeyleri gibi, sloganlarımız gibi tekrar ettiğimiz kurda kuşa, değil mi, aşa düzenlemesinin devreye girebilmesi için orada varlık göstermesi gerekiyor. Zira şu anki tüm hukuk, zira şu anki tüm politik senaryolar, zira şu andaki tüm siyasal aktörler sadece ve sadece tapu üzerine inşa edilmiş durumda. Sadece tapunun genişletilmesi, büyütülmesi, o tapuya sahip olanın yaşaması, onun bekası üzerine kurulu. Oysa önümüzdeki dönem
dayak yedikçe daha da iyi anlayacağımız şekilde tapunun aslında kolektifleşmesi, bütüncülleşmesi, daha dişi bir şeye geçmesi, varlığa geçmesi, topraktan öğrenilerin toprağa geri verildiği bir düzene girmesi gerekiyor. Bu anlamda ben Bülent'in tanımlamasına ek getirmek istiyorum, iznin olursa Bülent. Evet, siyasi aktörlerin burada çok yeri var. Onların büyük ihtimalle parametrelerini çizecek olan tek merci de şu anda hukukçular. Hukukçularla beraber girişeceğimiz yeni bir yasanın yazılı. Anayasa falan demiyorum ben. Ekoloji odaklı bir yasa bakışından bahsediyorum. Ekokırımın tanımlandığı bir yasa anlayışından bahsediyorum. Gezegenin bekasının hepimizi aşan varlığından bahsetmek istiyorum. Roma statüsünde yerleşmiş bir kırımın tanımından bahsetmek istiyorum. İnsan kırımının değil, cins kırımının değil, gerçekten biyokırımın, ekokırımın en üste yerleştirildiği bir yasa bakışından bahsetmek istiyorum. Ama bu işin bir dalıyken gıda egemenliğinin bir de toplumsal yanı var. Ben bu tarz toplantılarda, bu tarz panellerde sanıyorum artık daha fazla bizim bizzat bu pratiği nasıl geliştirebileceğimizi duymak istiyorum. Ayşem, seninle bir video yapmak istiyorum. Glifosatın tarihini anaokulundan itibaren herkes duysun. Bülent, seni nasıl destekleyebiliyorsak sonuna kadar desteklemek istiyorum. Çünkü senin sadece cesaretin değil, bir bilim insanı olarak hakkaniyetin ve haysiyetinin hepimize ilham vereceğini biliyorum. Senin çalışmalarını ön safhaya taşıyabilmek istiyorum. Çiftçi arkadaşım, çok özür diliyorum. İlk defa sizinle burada tanıştığım için ve şu anda ekranda görmenin isminizi söyleyemiyorum. Affedin. İsimler konusunda ne kadar korkunç olduğumu arkadaşlarım sizinle paylaşacaktır. 80 defa hatırlatmam gerekiyor. Ama çiftçi arkadaşımın varlığının ben siyasal şeyde yerini görmek istiyorum. Nasıl ki Amerika'da Monsanto'ya karşı savaş verenler 125 bin tane çiftçiyle beraber veriyorlar. Bizim burada açtığımız davalarda 10 binlerce müşteki olarak yer almalarını istiyorum. Ama biz burada panel yaptığımız zaman Candan'ın açtığı kapıdan sistemin ne kadar eril olduğunu, ne kadar tapuya dayalı olduğunu, ne kadar bencil olduğunu yüzleşelim istiyorum ve bunu değiştirmenin yolunu nereden yapacağımızı konuşalım istiyorum. Sunum yapmayalım istiyorum artık. Tartışalım istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi falan deyip bu dediğin üzerine hakikaten ekranı kapatıp şu an evden çıkasım geldi yani. Çok teşekkürler dersin gerçekten konuşma ve çerçeve ve notlar hatırlatman için. Bundan sonraki bütün bu katılımcılara, konuşmacılara tekrar teşekkürler. Bundan sonra biraz daha soru cevap aşaması üzerine gideceğiz. 1,5 saate de yaklaştık zaten. Buradan da şu an moderasyonu Meltem arkadaşımıza devredeceğim bu aşamada. Meltem Zülayral. Evet, buyurunuz. Merhaba herkese. Gerçekten ben de böyle son hani çıkıp gidiyordum, bırakıp gidiyordum moderasyon hazır bende değilken. Teşekkürler Defne, çok çok güzel bir toparladı. Şimdi ben bütün konuşmacıları şöyle bir ekrana koymak istiyorum. Galiba becerebiliyorum. Beceremediysem lütfen haber verin. Evet, şöyle düşündük, biraz geç de kaldık. Biz Yeşiller Partisi olarak ilk önce herkese tabii hoş geldiniz, katılımcılara da konuşmacılara da çok teşekkür ediyoruz. Süreyi 6'ya kadar ayarlamıştık. Şimdi saat 5:30, bir yarım saatimiz var. Yan tarafa soru da yazabilirsiniz. Direkt katılıp şu anda konuşmacılarımıza da soru yöneltebilirsiniz. En son olarak da bir son 10 dakikayı şey vermek istiyoruz. Sözcülerimize söz vermek istiyoruz. Onlarla vedalaşmak istiyoruz. Böyle bir program akışı olacak. Bu kadar söyleyeceklerim. Bekliyorum. Ha, bu arada fazla soru gelmezse şunu da yapabiliriz. Konuşmalara doyamadığım hepinizin konuşmaları çok keyifliydi. Devam etmek isteyen, ben şunları da söylemek istiyorum diyen konuşmacılarımıza da söz vereceğiz bu arada. Siz de
el kaldırıp söz isteyebilirsiniz. Konuşmacılarımıza söyledim. Evet, Koray'ın, evet doğru. Koray'ın şöyle bir sorusu olmuştu, Koray Doğan Urbarlı, eş sözcümüz. Bugün pestisit kullanımını bıraksak üretim ne yönde etkilenir? Bence güzel bir soru. Kim cevap vermek ister acaba? Evet, evet Nabbe. Sesi ben mi açıyorum? Sesi açtım, tamam açtım. Tamam. Yani bu konuda çok klişelerle dolu bir şeyle karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Mesela bu alanda yapılmış çalışmaları gözden geçirdiğimde şöyle şeylere rastlıyorum. İşte pestisit kullanılmadığında %30 ürün kaybı olur. Bir başka çalışmada bu %40 oluyor. Bir başka çalışmada %50 olabiliyor. Türkiye'de yapılmış bazı çalışmalarda %65 olabiliyor. Yani bu şu demek, tarımsal üretimde pestisit kullanımı ortadan kalktığında ürün kaybı meydana gelecek ve bu ürün kaybı işte %20 ile %60-65'ler arasında değişebilir tarzı yaklaşımlar var. Doğru mu? Bir bakıma doğru. Yani tamamen bu üretim tarzı, mevcut üretim tarzı, özellikle pestisit kullanımına dayalı üretim tarzı, üretimin doğasına o kadar sert bir şekilde bir müdahale ki, yani en az 70-80 yıldır süre gelen bir müdahaleden söz ediyorum. Candan'ın ya da işte Defne'nin söylediği gibi tarımın kendi içerisinde o işte tırnak içinde zararlı olan, ürün kaybına yol açan etkenlerle baş etme yöntemlerini çok geri plana attı, unutturdu mesela. Bunu hani böyle vurgulamam lazım. Gerçekten bir ürün kaybı var mı yok mu? Bu konuda Dünya Tarım Örgütü'nün bir çalışması var. Çeşitli coğrafi bölgelerde, farklı hani iklim vesaireye sahip bölgelerde yapılmış çalışmalarda aslında agroekolojik tarımın, yani tarımda genel olarak kimyasal kullanımını azaltmaya yönelik tekniklerin, uygulamaların yapıldığı tarımın pestisit kullanımına veyahut da işte benzeri kimyasalların kullanımına dayalı tarımsal üretim yöntemlerinden daha verimli olduğu, toprağın biyolojik yapısı açısından daha sağlıklı sonuçlar ürettiği, yani işte biyolojik çeşitliliğini koruduğu, topraktaki humus miktarını artırdı vesaire tespit edilmiş. Burada tabii kritik soru tam da şu, hani Defne'nin dediği nokta, ne yapacağız yani? Bu ne yapacağız sorusu kritik bir soru. Biz şu noktada değiliz yani, bunun ne olur hani unutmayalım. Alternatifsiz değiliz vaaz edildiği gibi. Ama elbette yine Candan Hocam'ın söylediği gibi pestisit kullanımının gerçekten bir zorunluluk, yani tırnak içinde ve altını çizerek söylüyorum bu zorunluluğu, olduğu durumlar olabilir. Yani öyle mesela küflerden kaynaklanan problemler var ki siz ehvenişer olarak onu sınırlandırmak için daha az zararlı olan bir yöntem olarak pestisit kullanımını tercih edebilirsiniz. Dünyada bunun çeşitli örnekleri var. Kötümser bazı tahminler var. İklim krizi nedeniyle funguslardan kaynaklanabilecek bir takım hastalıkların, yani insanda hastalığa yol açan etkenlerin bolluğundan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önümüzdeki 10 yıllarda çok artacağına işaret eden çalışmalar var. Ve deniliyor ki pestisit kullanımını azaltma gereği sıklıkla vurgulanırken tam aksi bir durumla da yüz yüze gelebiliriz. Yani meselenin tek bir bakış noktası olmadığını hani vurgulamak için bunları söyleme gereği duyuyorum. Ama hani genel olarak şu söylenebilir, biz mevcut tarımsal tekniklere, yani doğal hayatı aşındıran, insan ilişkileri aşındıran, metalaştıran tarımsal tekniklere gerçekten hani mecbur değiliz. Ama çok başka bir soru var, yani bu mecbur olmadığımız durumdan bizi kim çıkaracak? Yani mesela geniş bir bağlamda baktığımızda çiftçiler kendileri için belki daha az üretme, daha az kazanma anlamına gelecek bir takım üretim faaliyetlerine yapmaya, uygulamaya hangi bakış açısıyla, hangi dille ikna olacaklar? Yani bu da bambaşka bir sorun. Dolayısıyla hani işin hani bir teknik tarafı var. Elde mevcut imkanlar var. Mecbur değiliz kullanmaya. Ama bu sadece teknik imkanlarla da onların varlığıyla da ilgili bir durum değil. Yani mevcut halin nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Tüketme hali diyebiliriz buna belki. Bunun sadece veçelerinden bir tanesi işte tarımsal üretim ve oradaki durum.
geniş ölçekte baktığımızda aslında yeryüzünü aşındıran bir sürecin içine girmiş durumdayız ve buradan çıkıp çıkabileceğimiz bile bence çok ciddi bir soru işareti deyip nokta koyayım. Teşekkürler. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bir sıra var mıydı? Pardon. Tabii hemen söz veririm. Necla Bey söz istemişti. Ondan sonra söz sizde. Hı hı. Ben bu soruya şöyle bir ek yapmak istiyorum. Zaten kendi örneğin bağcılık üzerinden hareket ederek söyleyeceğim. Zaten çok uzunca bir süredir biz pestisit ya da herbisit kullanmadan tarım yaptık. Yani sadece kükürtle ve bordo bulamacı dediğimiz koruyucu tarım yöntemleriyle, ki bunları zehir olarak değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi ben araştırdım. Özellikle kükürdün zehir olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyebilirim. Toprağı iyileştirme için vesaire de kullanılıyor. Sadece bu ikisiyle biz çok uzun yıllar tarım yaptık. Sonra pestisit ve herbisit kullandığımız bir dönem de oldu ve sonra tekrar bıraktık. Yani biz neden onları kullanıyoruz diyerek. Yani yaklaşık son 10 yıldır bu iklim koşullarında, yani bu işte nemliliğin her zamanki gibi olmadığı, kuraklığın her zamanki gibi olmadığı bu iklim koşullarında biz sadece kükürt kullanarak ve göztaşı kullanarak üretim yapıyoruz. Ürün elde ediyoruz ama bir azalma var, ama azalmanın kaynağının ben daha önce de kükürt ve diğer yöntemlerle üretim yaptığımız için biliyorum. Onlara dayandırılamayacağını düşünüyorum. Verimde rekoltete diyeyim daha doğrusu bir azalma var ama bu kuraklığa bağlı. Yani son 20 yıldır ciddi bir şekilde kuraklık yaşıyoruz. Toprakta taban suyu çok derine doğru kaçıyor. Derine doğru kaçan taban suyuna ağaçlar dahi ulaşamıyor. Bizim de ulaşamıyor. Geriye dönüp naneden suyu çekiyor ve evet biz %50 oranında neredeyse şey de yaşıyoruz. Sadece bir fiyatlandırma problemi değil, verim kaybı da yaşıyoruz. Ama biz şu anda pestisit ya da herbisit kullanmadan tarım yapıyoruz. Bu kadar. Yani o pratik olarak ne yaptığımızı söylemek istedim ben. Teşekkürler, teşekkürler. Önce Can'dan sonra Defne. Ben sadece ufak bir ekleme yapmak isterim Bülent Hoca'nın söylediklerini. Şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Pestisitsiz üretim yapılması durumunda verim düşecek mi, düşmeyecek mi, bunun ne gibi etkileri olacak gibi bir tartışmada genelde benim gözlemlediğim olay hep şuraya doğru gidiyor. İşte hani böyle bir verim düşüşü olsa bile işte çiftçi bunu göğüslemeli, bu tarz bir üretim şeyine geçilmeli. Çünkü bu dünya için, hepimiz için daha iyi. Bunların hepsi doğru bile olsa, zaten ekonomik olarak oldukça sıkıntı çeken bir gruptan daha fazla sıkıntı çekmesini beklemek, yani çok kaba olmadan söylemeye çalışıyorum ama ifade bulamadım açıkçası. Mazur görün, boş bırakacağım orayı. Siz hayal ettiğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Bunu ne siyasi olarak ne sosyal olarak örgütlemek bence mantıklı değil, doğru söylemek gerekirse. Doğru, burada bir maliyet oluşacak. Fakat birincisi bu tarz şeyleri, hatta belki de hayatımızdaki birçok şeyi maliyet olarak kurgulamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu bence ilk önemli adım olabilir. İkincisi de eğer bu bir maliyet olacaksa bile bunun toplumsal olarak sırtlanması gerekiyor. Çünkü öyle ya da böyle konuşma boyunca bahsettiğim sincap ve köstebek bizim ekolojik olarak oluşturduğumuz zararı yıllardır, hatta bin yıllardır sırtlıyorlar. Bence artık sıra birazcık bizde. Bizim de benzer bir şekilde yarattığımız zararı sırtlamamız lazım. Bunu artık toplumsal mı yaparız? Gideriz işte ne bileyim, hani zenginleri toplar onlara mı sırtlatırız? İşte Panama'ya para gömenleri. Nasıl yaparız bilmiyorum. Fikirlerim var. Bilmiyorum, Zoom toplantısında, üstelik kayda alınan bir Zoom toplantısında bunları söyler miyim? Büyük ihtimalle söylemem. Çünkü Türkiye'deyiz vesaire 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 deyip susayım bu noktada da. Ama kısacası bu işi çiftçilere mal edemeyiz.
onlara bırakamayız, onlara yıkamayız. Bu olamaz yani. Bunu düşünen varsa bile buyursun çıksın konuşalım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet Defne. Candan'ın bıraktığı yerde alacağım ama Candan'la aynı fikirde olmadığım yerler var. Ayrıca da o tartışmayı duymak için can atıyorum. Söz kayıt olmayan bir Zoom yapalım da şu ihtimalleri bir saç saça baş başa tartışalım, iyi olur. Ben burada biz diye geniş bir kitlenin üzerine bir şey yıkmak istemiyorum. Nerede kalkıp çiftçilerin üzerine yıkalım. Ben bu işin parametrelerinin oluşturulmasını gerektiğini düşünüyorum. Parametreleri oluşturacak olanların da öncelikle hukukçularla belki de ilerlenecek bir alandan gelişeceğine inanıyorum. Mesela yeter diye bir kavramımız var mı ki verimliliği konuşuyoruz? Yani yeterini tarif etmemiş bir topluluk olarak az veya çoğu neye göre ölçtüğümüzü ben anlamakta zorlanıyorum. Hukuk gibi pratik alanları sanki bu tip tanımlara zaten ihtiyaç duyuyor. Yani bir şeyin zararlı olduğunu tanımlayabilmemiz için bizim elimizdekini aza geçiriyor olması lazım yeter noktasından gibi. Ve eğer biz bu taraftan işi iteleyebilirsek, yani bunun bedelini çiftçi mi ödeyecek, doğa mı ödeyecek, tüketici mi, bunu bırakıp hepimizden ayrı olarak önce yeteri oluşturur. Sonra az ve çokla ilgili parametrelere, denetimlere ve ihtiyaç bu. İnsan hiçbir zaman elinde kızılcık sopası olmayan bir şeyle işi götüremiyor. Denetçilerin ötesinde bir de gerektiğinde cezalandıranlarla bu işi çözebiliriz. Evet, iklim geliyor. Yani bütün bildiklerimizin üstüne belki daha önce Arap sabunuyla sarımsağı birbirine karıştırarak götürebildiğimiz yerler vardı. Teşekkür ederim. Bu arada önüme geldiği için ayıbımı düzeltmek istiyorum. Necla'nın söylediği gibi göz taşıyla bu işi götürdüğümüz uzun yıllar oldu. Ya da %30'luk bir ürün kaybını zaten işin doğasında saydığımız. Çünkü o zaman tarımsal manada karnımızın doyduğu yıllarımız oldu. Her zaman bugünkü gibi değildi. Üzümden, zeytinden, sahiden çocuklarını hatta yurt dışında okutabilen çiftçilerimizin olduğu günleri gördü bu ülke. Bu ülke her zaman böyle değildi, bu dünya her zaman böyle değildi. Yeniden o parametreleri gündeme getirebilmek ve bunların içinde olduğu ve gezegeni önceleyen, sincabı önceleyen, köstebeği önceleyen ve aslında hani gördüğümüz zaman çok da sevmediğimiz sülüğün de hakkını veren, bitin de hakkını veren bir düzen kurabiliriz. Ben bunu yaparken ama hepsinin bizim üzerimizde bir yük ya da çiftçinin üzerinde bir yük ya da tüketicinin çektiği bir alan olarak görmek istemiyorum. Hepimizin riayet edeceği kurallar getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Meltem, sesin kapalı. Seni duyamadık hiç. Ya bu ara tuşuna basınca sesin gider diyor da doğru değilmiş demek ki. Erdem Güner söz istemiş. Sizi dinleyebilir miyiz? Herkese merhaba. Ben gazeteciyim. Yaklaşık 8-9 yıldır da biyolojik mücadeleyle ilgili çalışan bazı kuruluşlarla birlikte bazı çalışmalar yürütüyoruz. Ben işin endüstri tarafına ilişkin birkaç söz etmek istiyorum. Şimdi kimyasal firmaları tarımsal üretim süreçlerinde pestisit kullanımıyla ilgili önemli bir dönüşüm süreci içinde olunduğu ile ilgili bir takım tespitler doğrultusunda davranıyorlar. Bu şirket birleşmelerinin birçoğu da buna dayanıyor. Burada kendi çalışmalarıyla ilgili temel problem zararlı popülasyonlarında gelişen direnç meselesi. Yani çok yüksek maliyetlerle bir Ar-Ge çalışması yürütüyorlar. İşte bir ürün geliştiriyorlar. Ürün 2-3 yıl içinde zararlıda gelişen direnç nedeniyle çok kısa süren bir işte yüksek doz kullanma seçeneği üzerinde durduktan sonra ürünün şeyi ticari ömrü bir şekilde tükeniyor, kısalıyor. Öte yandan iklim değişikliği ve buna bağlı gelişen birçok başka problem, biyolojik mücadele yöntemlerine olan ilgiyi artırdı. Bugün iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretim sürecinde çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Mesela
geçtiğimiz ay bir biber serasında ullu bit tespit edildi. Bu, yani bunu 6 ay önce söylense yani inanılmaz bir şey, imkansız bir şey gibi değerlendirirdik. Ullu bit narenciye problemidir. Yani biber serasına girmez diye düşünürdük ama artık biber seralarına da ullu bit sirayet etmiş durumda. Bunun nedenini işte iklim koşullarındaki bölgesel özelliklerin artık giderek değişmesine bağlıyor uzmanlar. Biraz bundan böyle kabaca bahsettikten sonra yani kimyasal şirketleri de biraz yönelimlerini değiştirme eğilimindeler. Hepsinin biyolojik mücadele ürünleriyle, ajanlarıyla ilgili çalışmaları var. Bütün kimyasalların, Bayer'den tutun, işte Dow'a kadar, efendime söyleyeyim, Syngenta'dan şeye kadar, bugün kimyasal ürünleriyle bildiğimiz kim varsa hepsinin geniş bir Ar-Ge laboratuvarları var. Ve üzerinde çalıştıkları ürünler işte biyolojik ürünler ve mikrobiyal ürünler. Mikrobiyal ürünlerle ilgili özellikle Batı ülkelerinde biraz hassasiyet ve şey var, tedirginlik var. Hani farklı koşullarda denenme imkanı bulunmamış ürünler olduğu için biraz öyle şey bakıyorlar, soğuk bakıyorlar yani demiş. Bir başka çok kısa bir hususa da değineceğim. Konuşmacıların hemen hepsinin temas ettiği bir temel husus var. Bana göre tarımı devlet yapar. Devlet yapmalıdır. Devlet işin içinden elini çektiği zaman sorun yaşamaya başlar. Bütün toplum, yani sadece çiftçi, üretici kesimi değil, tüketiciler ve diğer herkes de. Devlet organize eder, destekler, çiftçi ise icracıdır. Eğer bu şekilde bir kurgu tasarlanacak olursa mümkün olan en az sorunla bu süreç ilerler diye düşünüyorum. Yeterlilik konusuna da aslında çok hoş bir cevap oluşturacağını da düşünüyorum. Bununla ilgili şeker şirketinin ilk kurulduğu yıllara ilişkin bir röportajımız vardı geçmişte yaptığımız. Onu ben burada linkini paylaşacağım, ilginize sunayım. Bu tarımın... Erdem Bey, süreyi yani, açısından toparlayabilirseniz çok kısa bir şey daha, bir şey daha söyleyeyim, kapatacağım. Bir örnek vermek istiyorum. 10 yıl kadar önce İspanya'da Avrupa'ya en çok örtü altı ürün veren ülkelerden biridir. Biber üretiminde çok büyük bir problem yaşandı, pestisit kalıntılarıyla ilgili. Ve en büyük müşterileri satın almayı bıraktı. 1,5-2 yıl gibi muazzam bir, hızlı bir, kısa bir süre içinde devletin aldığı tedbirler dolayısıyla bu problemi çözdüler. Tedbir nedir? İşte biyolojik mücadeleyi desteklediler. Efendime söyleyeyim, bir takım kısıtlamalar getirdiler. Destekleri yeniden organize ettiler. Ve 3-4 yıl içinde bütün İspanyol çiftçisi organize oldu. Yani devlet yapar derken bunu kastediyorum. Çiftçinin icracı olduğu, devletin planlama yaptığı, yönlendirme yaptığı bir düzen kurulması gerekir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Şöyle el kaldıranları şöyle bir kontrol ettim ama yok gördüğüm kadarıyla. Bir Atilla Bey'in bir sorusu var. Atilla Saatçioğlu. Pestisit kullanım ve zararları konusunda toplumsal bilinçlenmenin olmadığını düşünüyorum. Toplumda pestisit kullanımı normal ve olması gereken bir durum olarak görülüyor. Dolayısıyla toplumsal bilinçlenme konusunda neler yapılabilir? Şimdi bu soru bağlamında biraz şeyi de dikkate alarak, süreyi de dikkate alarak konuşmacılarımızdan bir kez daha ben şey yapmak istiyorum. Hani son sözlerinizi almak istiyorum. Bu şekilde bağlamak istiyorum. Bence bu iki saat bize yetmedi. Bunun devamı da gelsin istiyorum. Şahsi görüşümdür. Evet Defne, seni dinliyoruz. Yani hızlı el kaldırdım çünkü kırsalda yaşıyor olmanın bir şeyini paylaşmak istiyorum. Belki de son söz olarak da iyidir. Eğer insanlar yeterlerini bilmiyorlarsa, sürekli aza doğru iteleniyorlarsa, emeklerinin, üretimlerinin hakkını almıyorlarsa, karınları doymuyorsa bilinçlenemezlerdi.
Yani benim burada Ayvalık'ta oturuyorum. Ayvalık'ın bir köyündeyim. Doğusunda bir köydeyim üstelik. Tepeye doğru, Kozdağ'a doğru bir köyündeyim. Burası olağanüstü bir zeytin bölgesi. Toprağının beyazlığından kaynaklı işte aşağıdaki Ayvalık'taki müstahsillerin, benim diyenin herkesin burada bir zeytini var. Ama gelin görün yürüdüğüm zaman hem burası bir çöp alanı olarak kullanılıyor. Yani zeytinin önüne yatak da atılıyor, buzdolabı da atılıyor, hafriyat da atılıyor. Zeytin içine girildiği zaman içeride evet sürekli tillendiği için bir şey 3 aydan 3 aya pek kalmıyor ama gene de azıcık bekleyecek olursa eşyalar birikiyor, çöpler birikiyor. Clorox veya şey Roundup şeyleri, şişeleri gırla her taraftan toplamak mümkün. Plastik çılgın miktarda var. Şimdi bu insanların bilinçsiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Sizi temin ederim. Oturup konuşmaya başladığımız zaman Bülent'in anlattıklarını birebir anlayan ve anlatan onlarca insanla etrafında değişik yaş gruplarından. Bu bilmemekten değil. Ben bilinçsiz olduğumuzu düşünmüyorum ama bilmenin karşılığında bir yere varılamıyor. Hukuk bu yüzden önemli. Bir derdiniz olduğunda itiraz ettiğiniz zaman haklısın diyen merciler olmadıkça, haklısının karşılığı gelmedikçe haliyle devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Katılıyorum. Evet, sırayla söz vermek isterim konuşmacılarımıza. Ayşe, Necla, Candan, Bülent, bir sözleriniz varsa belki toparlamak adına bir iki cümleyle, sonra da Koray ve Emine'ye söz vereceğim, el sözcülerimize. Teşekkürler Meltem. Demin konuşmalardır gıdamızı korumak için değil, ekonomik kayba neden olmamak için dendi. Evet katılıyorum buna ama bunun bir kısmı daha var. Bu hukuk mücadelesi içine girdiğimizde düşünmemiz gereken bir parametre daha var. Bu da ekonomik kayba neden olmama isteği ve sisteminin yanında paralel olarak giden ekonomik kazanç elde etme. Bunda çiftçiden bahsetmiyorum. Bunda bu pestisitleri üretenlerden bahsediyorum. Bunlar hiç azımsanmayacak güçte son derecede büyük ve etkili şirketler. Öyle ki mesela Avrupa Birliği'nde glifosatın şimdi ruhsat yenileme zamanı 2022 sonunda bitiyor ruhsatı. Yenileme şeyi yine bir değerlendirmeler zincirine girdiler. Yani hakikaten bir komedidir gidiyor ki yine kanserojen değil çıkacak muhtemelen. Dolayısıyla hani burada bir de bir uluslararası bir oyun var. Tabii Avrupa Birliği bizim için özellikle bir de şeyden dolayı önemli. Bizim bu müktesebat uyum hikayemiz olduğu için. Bir bu var, bunları unutmamak lazım. Bir de tabii ki bu bir sistemi değiştirmek lazım bir şekilde bu hukuk davalarıyla. Yani bireysel davalar çok önemli çünkü bir direniş gösteriyorsunuz. Fakat ben bunu biraz da şeye benzetmeye çalıştım. Genelde baktığım anda hani bu Luna Parklarda ya da oyun ne deniyor ona? Oyun dükkanlarında vardır ya, böyle önünüzde bir tabela vardır. Elinize bir tane şey verirler. Tokmak gibi bir şey. Bir delikler vardır. İşte özür dilerim. Sanırım köstebek o. Köstebek örneğini veren arkadaşımdan özür dilerim. Ya o köstebek çıkar, birine vururken öbür taraftan çıkıyor işte. Örneği var Monsanto'da, yani PCB'yi yasaklatıyorsun, DDT, glifosat çıkıyor. Şimdi dikambayı, yani bitmiyor. Dolayısıyla şeye çok katılıyorum. Bir sistem değişikliği gerek. Hukuki kısım çok önemli. Fakat bunların büyüklüğünü, gücünü ve esasında bu yönetim ve şeyin içinde olduğunu da unutmamak gerekiyor ve bunu da bir buna da odaklanmak gerekiyor. Ben bunu söyleyeceğim. Teşekkürler. Tabii. Ben hemen ilk defa sonlandırayım. Öncelikle toplantı düzenleyen herkese tekrar teşekkür ederim. Tabii burada çok hani geniş ufuklu bir konu bu. Ve pestisit mevcut içinde olduğumuz sistemin açmazlarını gösteren bir örnek benim için. Hep o bana zaman zaman sorarlar,
sürekli pestisit yazıyorsun ya da sıklıkla niye? Çünkü gerçekten bu sistemden kastım ama mevcut kapitalist sistemdir. Yani işlemeyen, artık yeryüzündeki hayatı bir yıkımın eşiğine getiren sistemdir. Güzel örneklerden bir tanesi. Şimdi Ayşe'nin söylediği şey önemli. Burada tabii çuvaldızı batıracağımız o kadar çok kurum var ki, bir tanesi de akademi. Yıllardır toksik kimyasalların risklerinin, oluşturduğu risklerin yönetilebilir olduğu söylendi. En az 25 yıllık, 92-93'ten günümüze uzanan süreçte akademide risk yönetimi diye bir şey var. Oysa bu sistem işlemiyor. Yani risk yönetimi diye bir şey söz konusu olamaz. Bunlar çok böyle cafcaflı, güzel imaj algı yaratan sözcükler ama mümkün değil. İşlemediği o kadar çok örnek var ki, yani pestisitler bunu anlatmanın bir yolu. Ağır metaller üzerinden bambaşka bir hikaye anlatmak mümkün. İşte mikroplastikler üzerinden başka bir şey anlatmak mümkün. Son zamanlarda kurşun maruziyetini çalışıyorum Türkiye'de. Yani anlamaya çabalıyorum sorunun boyutlarını. Dehşet verici sonuçlarla hani karşılaştım. Bunu şunun için söyleme gereği diyorum. İşlemeyen bir sistem var ama yani bizi bu sistemden koruyan bir devlet mekanizması da yok artık. Yani eskiden de ne kadar vardı o tartışılır ama gerçekten başka türlü bir toplumsal tahayyül kurgulamak lazım. Bunu ne kadar başarılabilir emin değilim açıkçası. Ama yaptığımız çabaları, her türlü çabayı, yani eğer bir yıkım gerçekleşecekse ki mümkün bu yüzyıl içerisinde, yani uygarlığın çökmesinden söz ediyor. Yani bu tip faaliyetler, alternatifler, hayatın devamlılığını, yani yeryüzündeki hayatın devamlılığını destekleyecek alternatifler, yani öyle bir çöküş sonrası için de bir mayadır. Hani ben biraz da böyle de bakar haldeyim açıkçası. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Candan. Sonra da ilk söz vardı Necla'da. Son söz yine Necla'ya verip oradan Emine'ye geçeceğim. Evet, Candan. Ben de teşekkür edeyim. Bu noktada aslında hem Defne'nin hem de Bülent Hoca'nın daha önce söylediklerini birleştirerek şunu söylemek istiyorum. Bence de bilinçlenme aslında burada temel mesele değil. Çünkü insanların farkında olduklarını düşünüyorum ama hep doktora gidip ilaç yazdıran ama gene de komşunun kendisine söylediği ilaçları kullanmayı tercih eden anneannemden yola çıkarak aynı şeyin aslında toplumsal olarak yaşandığını söyleyebilirim. Yani bunu herkes yapıyor. Bir uzman var, bir görüş var. Ziraat mühendisleri belki hani spesifik pestisitlerin spesifik problemlere iyi geleceğini söyleseler de, yani konuşuldu burada. Çiftçi gidiyor gene hepsini beraber dökmeyi tercih ediyor. Kokteyl yapıyor, işte gereğinden fazla kullanıyor. Yani ya da benzer şekilde çamaşır yıkayacağınız zaman kaçınız deterjanın üzerindeki kullanım önerilerini okuyup o kadar koyuyorsunuz hakikaten. Yani bunun o kadar çok örneği var ki, bu sizin aynen Defne'nin dediği gibi bilinçsiz olduğunuz anlamına gelmez ama yaptıklarınızla bildiğinizi düşündüğünüz arasında bir fark olduğu anlamına gelir. Mesela belki de bu farkın nereden çıktığını anlamakta ve bir anlamda belki de bunu engellemekte ve değiştirmekte. Bu noktada ben gene olayı döndürüp Bülent Hoca'nın söylediği noktada çuvaldızı hakikaten batırabileceğim, çok yer olduğu, çok kurum olduğu kısmına getireceğim. Buradaki şeylerden bir tanesi akademi, evet doğru, ama onun dışında ben açıkçası çiftçilerin de bundan mesul olduğunu düşünüyorum. Tek sorumlu tabii ki değiller. Sonuçta hepimiz bir şeyleri daha ucuza tüketmeyi seviyoruz. Daha bol olsun istiyoruz ve bu da hani belli şeyleri tetikliyor. Fakat sonuçta pestisitleri kullananlar onlar. Burada belki de hani öz eleştiri vermeleri gerekiyor. Devletin buna çözüm olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü şu an içinde olduğumuz sistemi zaten ortaya çıkaran temel politik aktörlerden biri devlet. Ve bundan devleti oluşturan siyasilerin ve bunun dışındaki kamu aktörlerinin aktif olarak yarar sağladığını düşünüyorum. Yani şu anki sistemden nem alanların bundan başka bir sisteme daha fazla para kazanmayacaklarsa geçmek için herhangi bir inisiyatifleri olmayacaktır. O nedenle devletten veya devlet gibi başka siyasi aktörlerden, biliyorum bu yeşillerin bir konuşması ama ne kadar şey bekleyebiliriz? Ne denir? Umut bekleyebiliriz. Ben çok emin değilim. Bülent Hoca pozitif bir yerde bitirdi. Umutlu bir noktada bitirdi. Ben gayet negatif bir yerde bitiriyorum. Bilmiyorum yani. Gerçekten belki belli şeyleri hakikaten
tekrar düşünmek lazım. Belki devletsiz toplumu düşünmek gerekiyor. Bilmiyorum. Hani belki de orayı o zaman konuşmak lazım deyip ben de noktada susayım artık. Teşekkür ederim tekrar. Teşekkürler. Yok yok, bir daha buluşma şart oldu gibi görünüyor. Mücahit söz istemiş. Mümkünse kısaca lütfen sözünü alabilir miyiz? Vakit daralıyor. Özür diliyorum. Evet, dinliyorum. Sonra da sana söz vereceğim Necla. Özür dilerim. Öncelikle merhaba herkese. Ben gastronomi öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi'nde 2. sınıfım. Bilinç konusuna değindik aslında. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ben şu ana kadar pestisin ne olduğunu dahi duymadım. Hani bilinç başlı başına evet herkes bilse bile çözüm olacak bir şey değil. Ama bilinç konusunda da gerçekten eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüketim olmadığı sürece üretimde pestisit kullanımı olmayacaktı muhtemelen. Çünkü arz talep ilişkisi tamamen. İnsanlar daha fazla ürün istediği için daha fazla üretim gerekiyor. Bu üretimi de sağlayabilmemiz için zirai ilaçlar ve pestisit kullanılıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi tüketimde bir azaltmaya gidilemeyeceği zaten malum artan dünya nüfusundan dolayı. Fakat bu sorunu çözmek için üretimden bir şeyler yapmamız gerekir. Bunu da kim yapabilir, ne derecede yapabilir ben bilmiyorum. Hani devlet konusu ya devlet mi yapabilir? Toplulukların mı yapması gerekir bilmiyorum. Hani hukuksal anlamda gerçekten bir şey yapılması gerekiyor Defne Hanım'ın dediği gibi. Ben şunu sormak istiyorum sizlere. Gastronomi öğrencileri olarak bizler neler yapabiliriz? Hani dünyada bu durum ne derecede şu an? Mesela hani tarım konusunda Hollanda gelir akla. Hollanda pestisit konusunda ne durumda? Türkiye ne durumda? Hani bizler neler yapabiliriz? Bunu sormak istiyorum. Evet, Defne. Dinliyorum. Mücahit, zaten seçtiğiniz alan çok sizi yoracak bir alan olacak. Yani iklim değişikliği gastronomi için oldukça vahim bir şey yaratıyor. Yarın yaratıyor. Size öğretilen tabaklara, size öğretilen üretim biçimlerine pek bir ihtimal yok yarın. Sizin bir aşçı olarak, bir yeme içme şeyi olarak, emekçisi olarak nasıl bir yarına gittiğinizi konuşmak isterim aslında önce. Ama eğer becerip de yeme içme dünyasında bir emekçi olarak varlığınızı koruyabilirseniz, bir kere saflarınızı sıklaştırmanız gerekiyor üreticilerle. Ne kullanıyorsanız kullanın. Hemen civarınızdakilerle kullanmaya, onların üretiminden yararlanmaya çalışın. Mevsimsiz domates, mevsimsiz avokado yenmeyeceğini artık hepimizin bildiğini düşünüyorum ama şimdi sizin gençliğinizden belki bunun önünüze düşmemiş olduğundan tekrarlamak isterim. Mevsiminde yenilecek olanların işte 50 kilometre uzaktan daha uzağa gitmeden toplanabilecek gıdanın yüz yüze bakılıp tarlasını ziyaret edebildiğiniz, kızı evlenirken düğününe gidebildiğiniz üreticinin değeri tartışılmaz. Onlarla omuz omuza verirseniz, onlarla kendi bekanızı bir tutarsanız yüksek ihtimalle bu işin altından kalkarsınız. Ama iklim değişikliği çok sert geliyor, öyle böyle değil. Yani 2016'da burada Ayvalık'ta görünen sağanak yağıştan sonra her yıl hortum görüldü. Önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl içerisinde büyük ihtimalle yılda 2 tane hortum görmeye ve arada da beklenmedik dolularla yüzleşmeye başlayacağız. Zannettiğimiz varlığına güvendiğimiz gıdalar olmayacak. Ekmek pahalı olacak, makarna lüks olacak, zeytinyağı bilmiyorum ne noktaya gelecek. Çam fıstığının fiyatını bilmiyorum takip ediyor musunuz? Hemen burada Kozak'ta kilosu 700'den satılıyor. Dolayısıyla zor bir yerdesiniz. Safları sıklaştırın, üreticilerle yan yana durun, toprağın suyunun hakkını verin. Belki bir ihtimal var oradan demek istiyorum. Pestisitleri özellikle konuşmaksızın genel bir konuşmayla, çünkü artık konuşmanın da biraz sonundayız. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi şanslar. Teşekkürler. Evet, gerçi bazı yorumlar var. Necla, son söz olarak lütfen sana da söz vermek istiyorum. Sonra herkesi fazla yormadan Emine ve Koray'la bitireceğiz. Evet. Aslında son söz olarak ben şunu söyleyeyim. Ben böyle bir akış hazırlamıştım kendime konuşmada yararlanabileceğim. Ve o akışın en önemli
başlığı benim için şeydi işte, kullanıcı kullanmayı bıraksın. Eğer söz konusu şey pestisitse kullanıcı kullanmayı bıraksın. Yani biz üreticiler, tarım, çiftçiler pestisit kullanmayı bırakalım. Evet, ama neden bırakılamıyor, neden bırakamıyorlar sorusunun cevabı çok ciddi, can alıcı bir soru. Ve sadece onları ilgilendiren bir sorun değil. Çünkü bu radikal bir değişim, radikal bir dönüşüm gerektiriyor ve radikal bir dönüşüm toplumun bir kesiminde yaşanamaz sadece. Kentlerde yaşayan sizlerin de aynı radikal dönüşümün bir parçası olmanız gerekiyor. Hep birlikte yapılabilecek bir şey. Bu nasıl yapılabilir? Canlı'nın anlattığı gibi mi? Defne'nin anlattığı gibi mi? Ya da ben de başka şeyler düşünüyorum. Yani hepsine bir şerh de koyabilirim. Ama sonuçta bu bir bütüncül radikal bir değişimi gerektiriyor. Bütüncül radikal bir değişim aslında politik bir süreçtir ve politik çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Ve bunun için tekrar buluşup konuşmamız gerekiyor. Teşekkür ederim herkese bizi dinlediği için. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Emine Özkan, ilk önce sana söz vermek isterim. Bu pinleri kaldırıyorum ben. Bu öğrendim bu işi galiba. Evet Emine. Teşekkürler Meltem. Zaten vaktimiz çok dar, çok vakit almayacağım. Necla çok nokta atışı bir yere getirdi. Bana sorarsanız hani bizim bugün burada çok uzun uzun bir değerlendirme yapmaktan öte sizlerin ortaya koyduğu o bakış açıları ve bilgiler çerçevesinde bu işin siyasetini nasıl yapabileceğimizi arkada çok etkili bir şekilde çalışıyor olmamız gerekiyor. Zaten bu toplantı organize edilirken de ekibin böyle bir niyeti, böyle bir emeği olduğunu da biliyorum. O yüzden o açıdan da teşekkür ederim. Birçok not aldım. Bu yayını tekrar oturup izleyeceğim. Onu da tekrar altını çizmek isterim. Gerçekten üzerine çok fazla düşünmemiz gereken şeyler var. Ama bir hissimi paylaşayım. Sizler anlatırken de hala şunu hissediyorum. Yani o kadar karmaşık ve bizi belli şeylere bağımlı hale getirmiş küresel bir sistemin içinden içinde olarak oraya bakıp çıkmaya çalışıyoruz ki kalbimi sıkıştırıyor, zihnimi sıkıştırıyor. Nasıl bir çare bulabileceğimizle ilgili beni bazen çok uzaklara götürüyor, bazen hemen yarına getiriyor. Ama orada çok kilit bir şey var. O da yalnızca gıda meselesinde değil, enerji meselesinde de böyle, ekonomi perspektifinden baktığımızda da böyle, içinde bulunduğumuz kapital sistemin değişmeyeceğine ve hep böyle gideceğine dair de bir ön kabul olduğunu da hissediyorum. Kendimde de zaman zaman genel olarak herhangi bir toplantıda tartışma yaparken de. Oysa herhangi bir şekilde bir şeye bağlı ve mecbur olmadığımızı görmemiz lazım. Bunu politik olarak örgütleyebilmemiz ve oradaki bir dönüşümün özellikle nasıl adil olacağına dair vurguyu çok güçlü tutmamız lazım. Türkiye'de bunu yapabilecek olan siyasi partinin Yeşiller olduğuna inanıyorum. Yani bir enerji dönüşümü tartışırken burada adaletin nasıl tesis edilebileceğinin çok iyi çalışılması ve savunulması lazım politik olarak. Bunu yapması gereken biziz. Gıda meselesinde de aynı şekilde üreticiye ya da yalnızca tüketiciye yüklenmeden bu sürecin esas sorumlularının veya sorumluluk dağılımının adil bir şekilde yapıldığı bir stratejinin ortaya koyulması gerekiyor. Bunun tartışmasını ve stratejisini kurup politik söylemini üretecek biziz. Bu anlamda ben politik, hukuki ve toplumsal bir dönüşümün elbette el ele gitmesi gerektiğine inanıyorum. Ama başı çekmesi gerekenin de politika yapıcılar olduğuna eminim. Burada gıda egemenliğini var etmek isteyebilecek ve bunu adil bir şekilde yapmak isteyebilecek siyasi bir samimiyet ve irade gerekiyor. Umarım hani Yeşiller olarak biz bunun etrafında dolaşan, bu sözü üreten ve bunu toplumda güçlendiren bir siyasi parti olmayı uzun vadede başaracağız. Sizin bu katkınızın oraya çok hizmet ettiğine inanıyorum. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da aynı şekilde deyip sözümü sonlandırayım. Teşekkürler Emine. Evet Koray Doğan Urbarlı. Sevgili sözünüz. Teşekkürler Meltem. Ben de Emine'nin bıraktığı yerden ilk önce konuşmacılara ve bu
paneli düzenleyen tarım çalışma grubumuza teşekkür ediyorum. Necla Hanım'ın son sözünü not aldım. İşte bu politik bir sorun ve politik çözümler üretmeliyiz buna dedi kendisi. Bence de çok doğru bir nokta. Yani politik bir sorun var ve politik çözümler üretmeliyiz buna. Burada da aslında gıda konusu ve pestisitten ayrı gıda konusu önümüzdeki günlerde zaten çok gündemde var. Gündemde şu anda ama önümüzdeki günlerde çok daha fazla gündemde olacak gibi. Yani şu an işte bu dövizin artması bile bizim gıda üzerine konuşmalarımızı etkileyecek. Zaten bütün yazı kurak geçirdik. Bu da gıda üzerine konuşmamızı etkileyecek. O yüzden aslında gıdaya sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunun politikasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bireyler olarak gıdaya sahip çıkmalıyız. Yakın çevremizde gıdaya sahip çıkmalıyız. İşte mahallemizde, şehrimizde, ülkemizde ve dünyada giderek artan bir şekilde gıdaya sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü her şeyin başladığı nokta bu. Pestisit konusunda da belki ilk açılışta Berkan'ın söylediği önemli bir nokta vardı. Onu tekrarlayarak yine fazla zaman almadan bitireyim. Çünkü şimdi pestisit dediğimiz hem üreticiyi hem tüketiciyi etkileyen bir fenomen aslında şu anda bizim karşımızda. Yani ilk önce üreticiyi etkileyen, daha sonra dolaylı olarak ya da işte birikimli olarak da tüketiciyi etkileyen bir durum. Aslında kazananın olmadığı bir durum. Fakat buna karşı da bir birbirini besleyen bir süreç içerisinde işte daha fazla pestisit, daha fazla sorun, daha fazla pestisit, daha fazla pestisit ihtiyacı gibi bir noktaya gidiyor. Bu yüzden de buna radikal ve politik bir çözüm bulmamız gerekiyor ki bu süreci terse çevirelim. Biz zehirsiz, temiz, yerel ve sürdürülebilir gıda için yeşiller olarak politika üretmeye, politika arayışında bulunmaya devam edeceğiz. Tarım Çalışma Grubumuz olarak, bütün katılımcılar olarak. Ben de tekrar teşekkür edeyim ve bu saate kadar da bizimle olan 36 kişiye de tekrar teşekkür ederek iyi akşamlar diyeyim. Çok çok teşekkürler Koray. Gerçekten bu başlıkta tabii konuşmacılarımız olmak üzere bütün katılımcılara ben de şahsen çok teşekkür etmek istiyorum. Ve emin olun sizleri tekrar rahatsız edip dürtüp hukuk boyutunu ve halk sağlığı boyutunu da katarak pestisit özelinde değil ama gıda özelinde ve yaşanacaklar tarım özelinde ya yani konularında tekrar bir araya geleceğiz. Gelmeyi planlayalım isterim. Herkese çok teşekkürler. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi pazarlar diliyorum herkese. Hoşça kalın. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.